İyi akşamlar, hoş geldiniz. İleri Üçlü'ye iki saati yakın bir süre karşınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Barış Urdu Seven ve sevgili Fırat Güner'le karşınızdayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii e, bu hafta Galatasaray bay geçiyor. Konuşacağımız konular derbinin yankıları devam ediyor. Aradan yaklaşık olarak kaç gün geçti? Beşinci gün bitti. Neredeyse beşinci güne gireceğiz ve halen etkileri devam ediyor aslında Bir yandan. Onları konuşacağız. Bunun yanı sıra Fenerbahçe Trabzonsporla deplasmanda karşı karşıya girecek Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Burada karşılaştırmalı ekrana gelecek olan oyuncu grafiklerimiz var. Onları paylaşacağız. Beşiktaş'la başlayalım. Daha doğrusu şöyle başlayalım. Derbi'yle ile başlayalım. Arda kardeşlerle başlayalım. Hatta, Arda kardeşleri başlayalım. Çünkü çok gündem oldu bugün itibariyle. Bugün öyle saatlerinde böyle bir hakemliği bitti, hakemliği bırakıyor şeklinde haberler vardı. Kötü maç mı yönetti, iyi maç mı yönetti. Onun tartışması, yani daha doğrusu iyi maç yönetmediği konusunda hemen hemen herkes hemfikir ama e, maça etkisi neydi, Hı. sonucu değiştiren bir performans gösterdi mi göstermedi mi? En çok tartışılan konu bu. E, ben gösterdi diyenlerdenim. Netice itibariyle maç sonunda özellikle hakem konusunda hakem pozisyonuna girmemeye çalışırım ama bu sefer ben de girdim. E, maç sonunda da girdikten sonra da zaten biraz Pişman oldum. Keşke girmeseydim dedim ama maç sonunda hakem yorumcularını dinleyince pişmanlığım geçti çünkü e, herkes benimle hem fikirdi. Yani ortada ben belli başlı kim varsa işte başta Bünyamin Hoca, Tarık Üstün'ün, Kerem programı, evet. teknik ayınız başta olmak üzere Fırat Hoca'yı dinledim, trioyu dinledim. Her, hemen hemen bir, Mustafa Çolcu, Mustafa Çolcu birçok hakemi dinledim ve e, genel anlamda şöyle bir ortak bir şey çıkardım. 6 sarı kart çıkmamış. Bir kırmızı çıkmamış. Bir penaltı verilmemiş. Bir de golden önce faal var veya yok yok diyenler fazla. Netice itibariyle tüm bunları topladığımızda maçı çok bana göre skora etki eden bir hakem var. Sürpriz mi? Değil. Barış Uğur'u çok uzun süre, uzun yıllar bahsettiği bir isim zaten Arda kardeşler. Hepimizin bildiği ama Barış Uğur'u sen hakem camiasının daha yakın olduğu için o camiaya ee, daha net uyarılar yaptığı, bizim de yıllardır söylediğimiz seviyesinde, hakemlik seviyesinde problem olan bir isim. Bana göre iki kulübün de en büyük hatası, ki Beşiktaş şikayetçi burada, en büyük hatası derbi öncesinde bu konuda bir hamle yapabilirlerdi. Ya da Beşiktaş yapabilirdi, bilmiyorum. Şöyle, şeye karşıyım ben de, ya hiçbir kulüp şu hakemi istiyoruz dememeli. Hı hı. O zaman herkes birisini ister ama en azından iki tane kulüp mesela şey diyebilir yani biz bu adam bize verme bizim maça verme ee, biz bunu istemiyoruz diyebilir. Göz göre göre neden verilmiş olabilir acaba hani benim bile herkes konuşuyordu öncesinde. E, Konuşuyor doğru konuşuyordu. Yani Arda kardeşler bu derbi hakim olmamalı diyen çok fazla insan vardı. Ben bilmiyorum neden verildiğini yani o kısım çok beni aşan bir soru niye veriliyor ee, son bir şans mı vermek istediler çünkü kötü olumsuz bir imajı var son belki bu maçta toparlar sezon başı stres yok şampiyonluk derbisi değil bir şey değil belki o yüzden verdiler bilmiyorum niye verdiklerini ama netice itibariyle çünkü bazı tartışmalar görüyorum skora etki etti etmedi ya ettiğini düşünüyorum ben bu kadar fazla somut bir ortada hı hı. görüntü var artı genel anlamda hakemlik performansı hiçbir zaman iyi olmadı ben hiç şey hatırlamıyorum. Burada Arda kardeşler ne güzel maç yönetti. Helal olsun falan dediğimiz hatırlamıyorum. Birçok hakem için zaman zaman eleştirdik, zaman zaman övdük. Atilla Karaoğlan'ı çok eleştirdiğim maçlar oldu ama bir sürü de övdüğüm maç oldu. Şeye de çok eleştirdiğim maç oldu. Zorbay Küçük'ü de çok eleştirdiğim maç oldu ama onun da övdüğüm maçları evet. oldu. Ama ben Arda kardeşleri kendi açımdan söylüyorum. Övdüm. Ya övüldüğünü de hatırlamıyorum. O yüzden de bu çok göz göre göre oldu. E, bugün de işte bitti hakemliği sona erdi şeklinde haberler çıktı. O konuyu Barış Uğur'u sormak lazım. O biraz daha içeriye hakim. Ben, bende de birkaç tane bilgi var ama e, o daha iyi biliyor. O da birkaç hani istihbarat için görüşmeler yaptı. Ben de yaptım. İkimiz de aslında benzer sonuçları e, aldık ama o tabii daha e, içeriye hakim ne oldu ne bitti ilişkin e, o kısmı Barış sen değerlendirsin ama ben pozisyon Maç performansı anlamında çok çok zayıf bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ülke, ya, bir ülkenin derbiler bir ülkenin bana göre ülke futbolunun gözbebeğidir. Bütün derbilerden bahsediyorum. Yani e, bu hafta tamam Avrupa'da derbi aynı şehir deniyor ama Trabzon Fenerbahçe maçı da derbi bizim anlayışımıza göre. Bence derbidir bu arada. O da bu ülkenin rengidir. Büyük bir rengidir hem de. Beşiktaş Fenerbahçe de çok rengidir. Galatasaray Fenerbahçe maçı da rengidir. Bu adam Geldi bütün bir derbiyi yok etti Biz maçtan sonra ne derbi konuştuk Ne pozisyon yani ne oyun konuştuk Ne taktik konuştuk Hiçbir şey konuşulmadı Arda kardeşler yüzünden Sadece bu yüzden bile e, Ben düdük alsın şunu yapsın bunu yapsın Demek istemiyorum ama Sadece bu yüzden bile hakemlik performansı değerlendirilebilir Bir ülkede zaten az futbol konuşuluyor Zaten top az sahada kalıyor bu da en büyük pay. Evet, şey yani çok var bu arada. E, hakem camiası bizi izleyip de hani her şey çok iyi biz mi kötüyüz? Hani ülkede her hani ülke futbolunda işte ne bileyim kulüp başkanları, transferler, zeminler çok iyi. Biz mi sadece kötüyüz diyorlar? Hayır, her şey çok iyi değil ülke futbolunda. E, ama bizdeki çok da büyük baskı var. O konuda da onlara hak i̇yi. veriyorum. Ama ne olursa olsun bu kadar göz göre göre de e, yapmak hataları Güven kaybedilen bir noktada o işin sürmesi çok zor ya. Ben bu arada derbi maçları için özellikle, bunu daha sonra konuşuruz. Ben artık hiç soğuk değilim ya yabancı hakem mevzusuna. Çıkartamıyorsa eğer gerçekten, ya TFF alttan, MHK alttan iyi bir hakemi çıkartamıyorsa bunu bir şekilde çözmek lazım. Bu gerginliğe değer mi? Mesela şu anda Kas e Ekim ayındayız. Kasım oldu ama Ekim ayında oynandı maç. Ya Ekim ayında kulüpler birbirine girdi ya. Kulüpler birbirine girdi Ekim ayında. O yüzden de ben açıkçası çok üzüldüğüm ve futbol konuşamadığımız için de biraz da kızdığım bir maç oldu. En azından şöyle, bu maçta diyelim ki bir yabancı hakem yönetti maçı. Aynı hatalar yaptığını varsayıyorum maçta. Ya yani bir şey denilmezdi çok fazla. Konuşulurdu. Pozisyon değerlendirmeleri yapılırdı, geçilirdi. Neden? Çünkü o yabancı hakemle ilgili farklı teoriler üretilemezdi diye düşünüyorum. Geçen sezon Yabancı var geldikten sonra kısmi bir rahatlama olmuştu. Bir kere hiçbir yabancı hakem yani Kosova Ligi'nden de böyle maç yönetmez. Hmm. Yani şey şimdi burada Galatasaray Beşiktaş değil. Yani şimdi adam Türk futboluna bir şey yapıyor, <laughs> bir hamle yapıyor. Yani futbola yani işi şimdi bak ben hep burada hep söyledim. Beraber program yaptık. Yani Bunların takımı yok. Bunlar bir klik. Bunların uzantıları var. Bu maçın atamasından gelmek lazım. Bak bu maça... Çok bu, zor zorda kalmayacak. Sen biraz bahseder misin he, bu durumu? Ya, bu maçın sonunda da Arda kardeşlerin son halini, son durumunu da anlatacağım. Bu maçın atamasına gelmek lazım. Şimdi bazı mesajlar geliyor. Bu mesajları ben alıyorum. Bu mesajları Ferhat Hoca'nın da alması lazım. Nedir? Sayın Ahmet Şahin'in de alması mesela? lazım. Şimdi burada Bakın ben e, söylemek istemiyorum ama söylemek zorundayım. Ben Yunus Yıldırım'ı çok severim, çok güvenirim. Tamam. Ama bugün atamalarda Yunus Yıldırım yanına Cem Satman'ı almış. Hmm. Ve birlikte yapıyorlar. Eğer Yunus Yıldırım ve Cem Satman bu atamalarda bunları yapıyorlarsa o zaman o zaman çok net belli ki clean oltasına geldiler. Klik bunlara da müdahale ediyor. Zaten Cem Satman'ı klik getirdi. Klik kim? Ege Kli'yi. Biliyorsunuz Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Ahmet İbanoğlu Şimdi bu klik bunlara müdahale ettiği için Tolga Özkalfa maç alıyor. Tolga Özkalfa <laughs> e, gözlemci oluyor. Hüseyin Sabancı'nın e, işi bitirilmedi. Şimdi bunlar bunlar çok şeyler yaptılar. Çok insanların, çok kulüplerin canlarını yaktılar. Şimdi bu meake şunu bilmeli. İnsanlar bedel ödedi. Takımlar bedel ödedi. Çok bedel ödeyen insanlar vardı. O yüzden geldiniz siz. Yani ben o mesajları alıyorum. Ömrüm o statlarda geçti, o koridorlarda geçti. Futbolun her anını yaşadım, her anında oldum. Siz Muhammed Metoğlu'nu, Muhammed Ali Metoğlu'nu Samsun Spor Fenerbahçe maçına veriyorsunuz. O performansla beraber haftaya derbiye dördüncü hakem atıyorsanız bu mesajdır. Ben ne mesajı olduğunu biliyorum buradan söylemek istemiyorum. Amrabat'ı çekip düşürüyor da vara çağırmıyorsa direnç Tonusluoğlu da haftaya ona maç yazıyorsa Yunus Yıldırım bu bir mesajdır direnç Tonusluoğlu'na. Ben biliyorum ne mesaj olduğunu söylemek istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda söyleyeceğim. Bak ben bunları yemem. Onları ben yakaladım Yunus Hoca. Bak onlar benden çok şey çekti. Yapma. Yapma. Bak Manisalısın diye belli ki klik sana 60 oltayı Cem Satman'ı yaklaştırmış sana, girmişler sana. Yapma. Çok bedel ödedi takımlar. Bak. Çok bedel ödedi. İlk beşe girecek kadrolar küme düştü. Yapma. Hocam yapma. Yapma. Sen zannediyorsun ki bak siz zannediyorsunuz ki ikiniz Cem Satman'la Yunus Hoca siz ikiniz <laughs> zannediyorsunuz ki bunlar gidecek. Tekrar onlar gelecek. Hayır onlar gelmeyecek. Bilesin. Mahkemeye başvuruluyor. Sahte raporlar ve sahte raporlara izin verenler. Hepsi Türk futbolundan çıkıp gidecekler. Bunu yapmak zorundadır Ferhat Gündoğdu. Eğer yapmazsa hiçbir farkı yoktur. İnsanlar bedel dedi. Kulüpler bedel dedi. Tekrar söylüyorum başkanlar bedel dedi. Yapamazsın. Olmaz. Belli. Klik girmiş. Girmiş oradan buradan yakalamış. Peki ne olacağını öngörüyorsun? Şimdi bu maçın hakemi arda kardeşler olmaz. Ne yapıyor? Getiriyor. Ço birini oraya veriyor, birini buraya veriyor. Onu oraya veriyor. Geliyor diyor ki, Sayın Ahmet Şahinle Sayın Ferhat Gündoğdu diyor. Ya diye ikisi kaldı diyor. Ne yapalım? O e, mu o mu o mu? İkisi kaldı. Öyle. E, ya ben sana. yer miyim? İkisi ya, kaldığını o zaman hazırlayacaksın öncesinde bu derbiyi öngörülmek zaten. Ben yer yani. miyim? Beli. Ben yer miyim veli? Ben bu kaldı Bak, şu kaldı katılmıyorum yem. yani. Ben yemem. Ben diyorum ki bu pastanın kremasını söküp atın. Söküp atın. Başlamayın bunlarla sezona. Yapmayın. Bak yapmayın. Tolga Özkalfa maçı olur mu? Alır mı? Olmaz. Can yaktılar. Lig 5'e girecek kadroları küme düşürdüler. Olur mu ya? Antep Hatay maçı Olur mu ya, olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bıraktım ben dedi, çekti gitti Azerbaycan Alper Ulsoy. Olur mu ya? Nereye seni? Mümkün mü? Bir sürü can yaktı, Veli. Bunlar öyle çat diye sayfa çevrilmez. Bunlar hep kliği yöneten insanlar, devralan adamlar yumruk olayından sonra Ali Umutmelerden devraldı Arda kardeşler. Peki ne olacağını öngörüyorsun? Onun sıfırlanması lazım. Buralar yani. bak bunların A buradan ya Cihan neydi Cihan Aydın. Cihan Aydın'ın sen iki Fenerbahçe maçındaki hareketlerini gördün mü? Gördün mü? Hareket sadece hareketlerine bak. Vücut diline bak, yüzüne bak. El hareketlerine bak, şu, şu yaptığı hareketlere bak. Bu olur mu? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya iş başka. Yani hiç boşuna mı bedel ödendi? Boşuna yani hiç. Bak Yunus Hoca, seni severiz. Dürüst adamsın. Yapma hocam. Bak daha bir şey söylemiyorum sana. Bırakıyorum. Yapma. Bak yapma hocam. Lütfen. Lütfen. Bak lütfen. Herkes bedel ödedi. Bak çok bedel ödendi bu ülkede. Yapma. Lütfen bak sana net girmişler. O Cem Satman'ı da yanına sokmuşlar. Yapma hocam. Bak burada daha fazla benleri gitmeyeyim. Tekrar dönelim Arda kardeşlere. Evet. Bir kere bu hakemin burada bir, bir yanlışlık var. Şurada var. Şimdi bu hakemin kardeşi bu ülkede futbol oynuyor. Hı. Şimdi bu arkadaşın futbol oynadığı kulübün maçına bunu vermiyorsun. Tamam. Peki böyle bitiyor mu? Şimdi Hatay Spor küme düşmeye oynuyor diyelim. Tamam İnşallah kurtarır da. Yani göz bebeğimiz hani. Hı. Şimdi bu arkadaşın e şimdi Hatay Spor'un maçına vermedin, e, rakiplerinin maçına verdin ne olacak? Mert Güneon abisi bu ülkede hakem olsa ne yapacak şimdi? Beşiktaş'ın yaşın maçına gitmedi, Fenerbahçe ile çekişiyor diyelim, Galatasaray ile çekişiyor, Trabzonspor çekişiyor ne olacak şimdi? Ne yapacaksın şimdi gitti Trabzonspor'un maçına, ben nasıl güveneyim ya? Mert Güneon abisi maç yönetiyor, ben nasıl güveneyim? Trabzonspor Galatasaray maçına, Galatasaray diyelim 5. <laughs> Trabzonspor ikinci, Beşiktaş birinci. Arada bir puan var. Geldi Mert günü on abisi. Nasıl yapacağız? Ne beni? olması lazım? Nasıl olacak? Sen söyle. Hakemlik yapmayacak arkadaş. Olur mu öyle şey? Evet, mi? bu ligde yapmayacak. Çıkar çatışması. Ne demek olur mu öyle şey? O zaman Hatay Dünya... maçına da gitsin. Çıkar çatışması var. Olur mu ama? Şimdi sen, sen şimdi Hatay Spor çekişiyor Gaziantepsporla. Hayatta kalma maçı. Son 5 hafta. Bu birine gidecek de. Birinin maçına gidecek yani. Ya da Erce. Dünyada zaten biliyorsunuz Zindik çok iyi performans yok. gösterdi. 3 İstanbul'da 3 büyüklerden e birine geldi. E, Trabzons ne, Trabzonspor'daydı işte. Trabzon'daydı da yani İstanbul'da Yoluk geldi. Temizinde. Yani o ne olacak madem mesela? bu kadar ayarlanabiliyor, bu kadar hani atamalarda bu kadar çok şeyi yani planlayabiliyorlar. Hı -hı. E bunu da planlasınlar o zaman. Nasıl planlayacak? Son 5-6 hafta zaten planlarsın. Çünkü ama beş, dünyada hafta hafta Türkiye Ligi gibi bir lig tamam, yok. Da şimdi Son şey, 10 hafta 10. 12 haftadayız. takımın düşmeye oynadığı bir lig bir daha yok. Bir Onu daha ayarlayamazsın. Yok, Çok fazla yok, takım küme olmaz. kümede kalma ya mücadelesi verdiği yok için. Yok olmaz. Ya. Şimdi arkadaşı var, o su var, bu su var. Cihan Aydın yanında geziyor. Şimdi bunları ben ya ben yemem. Bak ben ben bunların ben bunlarla yaşıyorum. Bunlarla uyuyorum. İstihbaratlar, telefonlar, hakkı yenen hakemler herkes bize yazıyor, ediyor. Onları ben ters taraftan doğrulatıyorum oradan buradan. Hepsi hepsi aynı yere çıkıyor Yunus hocam. Yunus hoca yapma. Yapma hocam bak. Bak yapma hocam. Yapma. Yapma lütfen. Arda kardeşler peki ha. bilgi var mı? Ne olacak? Bunun şimdi ee, şey. şu ya şimdi bak bu arkadaş bir Galatasaray Fenerbahçe maçı yönetti. Rekor kurdu. E, bu Hatta maçta ediyorum. 45 dakika civarında top oyunda kaldı. Hı -hı. Ya bunu ya buna aslında bu hakeme önce yayıncı kuruluşu itiraz etmesi lazım. Ya bu yayıncı kuruluşun gerçekten bak MHK olaylarına MHK ile bir toplantı yapması lazım yayıncı kuruluşun. Demesi lazım ki arkadaş. Ya ben buna bu kadar para veriyorum. Senin hakemlerin geliyor, geliyor böyle böyle yapıyor. Ve tekrar söylüyorum. Bunların takımı yok. Bunlar çıkıyorlar. Sezon başı ellerini şöyle yapıyorlar. Rüzgara tutuyorlar. Bak şöyle. Rüzgar nerede? Hop buraya. Hop buraya. Hop oraya. Şimdi bana 3 sene önce Fenerbahçeliler kızıyordu. Galatasaray'ın hakkı yeniyor diyordum. 6 saniye kuralı ilk 2 defa uygulandı. Türkiye'de ikisi de Galatasaray uygulandı. Şu bu diyordum. E ondan sonra Galatasaraylar kuzuk bu niye bunlar mı? Hakemi bunların takımı yok. Bunlar kendilerine göre güç belirliyorlar. Adam maça gelince, maçta yani yani ne yapmadı ki? Yani bir, bir sürü hata yaptı. Bir sürü. Bekle benim ben hiç şaşırmadım. Hiç. Yani ben onu zaten biliyorum yani. Ben onu ben onun ben onun o maça atanmasının yap, yapma hocam bak Yunus hoca yapma. Sence niye atandı? Yapma. Bu kadar bilinen bir hakem? Yap. Abi bak bu hakem. Amaç ne yani? Amaç. Bu hakem bayrak hakem. Bu hakem ne demek bayrak hakem? Başka işlere girdi. Şey dernekçilik yaptılar, istifa ettirdiler, bilmem ne işler yaptılar. Bu o klikte bayrak Halil Umut Meler'den sonra orada Öncü bu oldu, konuşmaları yaptı. Oralarda bu farklı şeyleri oldu. Ben başka anlamda söylemiyorum. Bu hakem, bu hakem kliğin hakemi. O Ege kliğinin, o Oğuz oraların Tolga Özkalfaların, Ünsal Çimenlerin, oralardaki, oralarda bunlar çok can yaktılar. Çok hakemi bitirdiler. Bak çok hakemi bitirdiler. Çok insanın canını yaktılar. Sadece kulüplerin değil, hakemlerin de. Hayli Yapmayın motimeler. yani Ferhat Hoca Allah aşkına herkes herkes burada bedel ödedi. Sen o, bu yüzden geldiniz. Niye sizi seçtiler? Çünkü siz yüreklisiniz. 8 Mart'ta yaptığınız olayın %90'lık bölümü doğruydu. Hocam doğruydu. Gene yürekli ol. Ne oldu? Niye hayırdı? Niye geri bir hocam? Bas şu mahkemelik. Herkes bak senin bu rapor olayında bu hukuksal müdahaleni bekliyor. Herkes bunu ve aldığınız da <laughs> Ee, şeye gidiyor, mahkemeye gidiyor. Hocam yapma yani lütfen. A takımı B takımı değil. Herkes düzelsin. Bak bugün genç bir hakemi verdiniz. Ee, Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Oğuzhan Çakır. Bir de o Ferhat Hoca'yı nasıl kandırıyorlar biliyor musunuz? Şimdi Ferhat Hoca'yı şöyle kandırıyor. Hakemimiz yok. Bak 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 bak. Şimdi yeni yeni bu çıktı. Bir bir yalan şey vardır. Bak bu yalanı hiç unutma. Ona var karışmaz. Var ona karışmıyor. Var ona karışmaz. Var varın şeyinde değil o. O bir bu en, şu an var çıktığından beri en büyük futboldaki yalan bu. Var karışmaz. Hocam Onur Özü toprağa sen niye veriyorsun o maçı? Niye Onur Özü toprağa veriyorsun? Niye oraya büyük bir hakem vermiyorsun? Şey FIFA hakemi vermiyorsun vara? Galatasaray Fenerbahçe maçına Onur Özü toprağım bana Kaç tane süperlik maçı yönettiğini söyler misin hocam? Yunus Hocam. He, söyler misin? Yanında gezdirdiğin Cem Satman'a söyle. Çıkarsın sana. Sen Yapma. şu şeyi anlatsana. ne oldu? Arda kardeşlere gelince evet. sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. E, hakemliği falan bitmedi. Öyle bir şey yok. E, şu anda yok. Şu anki durum öyle bir şey yok. E, sadece bir süre dinlendirilecek. Evet, bir süre dinlendirilecek. Bu süre biraz geniş olabilir. Ama Arda kardeşler şöyle bir adam. Umurunda değil. Ben de hiç, ben de paylaşım onunla yani. ilgili bilgi. Ben yani de maça özür dilerim son cümle. Mesela maça Bitcoin parasından çıkan şey adamla yazılı atan <laughs> adam, o <laughs> rahatlıktan çıkan adama sen ne, ne o zaten umrunda değil onun. Dünya yansa umrunda değil. Ta, o çok şey bir hareket tabii yani sormadan Kripto parayla e avans yapmak derbiye ya? çıkmış gibi yanlış hatırlamıyorsam. Benim de duyduğum e, bir karar alınmadığı yönünde Arda kardeşlerle ilgili. E, şöyle bir beklenti var ama büyük bir uzun bir maç yönetmeme e, hali yüzünden Arda kardeşlerin kendi kararıyla bırakma ihtimali konuşuluyor. Hmm. E, iki Hayır, iki tabii. ayrı yerden sordum bunu. Bir karar yok. Beşiktaş kulübü de zaten bununla ilgili resmi açıklama yapmadı. TFF de yapmadı. Ee, bu arada <laughs> şey olabilir, bırakabilir hakemliği Yani bırak, ya TFF böyle bir karar verse ben şey yapmam, itiraz etmem. Bence iyi hakem değil. Bu maçı üzerinde söylemiyorum sadece İyi hakem değil. Çok Galatasaraylı izleyiciler çok fazla yorum yapmış. Ee, i̇şte penaltı, penaltı. Zaten penaltıyı söyledim. Yani Hı -hı. iki bir kırmızı kart, altı sarı kart, bir tane penaltı. derken Icardi'nin pozisyonunu kastediyorum tabii Hı -hı. ki. Başkaşın bir penaltı pozisyonu yoktu çünkü. Burada şey bakmak lazım kötü hakem var maçı kötü hale getiriyor bu kadar. Gerisine bakmamak lazım. O şunu yaptı. Beşiktaş'a yaradı da <laughs> Galatasaray'a yaradı değil. O şey diyorsun değil mi? İmobile'nin pozisyonuna. Barış İmobile. Dört, evet onu diyorum. Onu diyorum. Artı, neyse artık o şu futbolcu şunu görsün bunu görsün demiyorum. Demek istediğim şey şu. Kötü hakem olduğu zaman maç konuşmuyoruz. Statta mıydın sen? Hakem yok değilim. Sen? Yok gitmedim O stat'tan nasıl gözüktü? O pozisyon çünkü hani başka anlatanlar da var da ben şeylerin yorumuna göre yaptım işte. Az önce bahsettiğim 4 5 hakem yorumlusunun ortalamasını alarak söyledim onu. Ee, belki uzun büyük bir ceza alırsa kendini bırakma ihtimali elbette var. Veya işte Pazartesi günü, salı günü belki TFF toplanır. Belki bir karar alır bilmiyorum ama şu an denizden bir verilmiş bir karar. Yok görüşülmedi galiba değil mi daha? Ardı kardeşlerle. Yok çağırdıkta. da Yani böyle bir şey yok ya. O, o, öyle bırakmaz ya. Sen nasıl bırakmaz? O, ben tanıyorum onu ya. Tanıyorum derken biliyorum. Ya. O öyle öyle biri değil ya. Ve ben hakem hakem. Onlar şeyci nasıl söyleyeyim ne derler? Cemiyetçi adam bunlar. Bunlar orlar olmak isterler yani. Bir şey almadan bir şey almadan ya Mete Kalkavan şimdi. Oradan bıraktı, oraya girdi, oradan bıraktı, buraya girdi. Bunlar cemiyetçi adamlar, anladın mı? Bunların bir de hani abileri var, anladın mı? Abileri de bıraktırmaz onları, Ona, onlara. Yani o ö, öyle değil. Ya mesela Atilla Karol olsa, mesela o öyle bir karar <laughs> alabilir. Yani çocuk şey yani e, mesela ben Atilla Karol'unu hani çok beğenirim, ben de ama beğendim. çok da eleştirdim bir dönem. Evet, bir ya, çocuk bunalıma girdi herhalde ama ben onun hadi. O bana şöyle güven veriyor yani hata yapıyoruz. Evet, bu aslında futbolun, futbolun genel kuralı ya yani e, ben şey çok önemsiyorum futbolcularda dert etmeyi. Yedek kalınca dert eden, hmm. kötü oynayınca dert eden, gol kaçırınca işte dert eden. Yok bu ee, dert etmez. Bu i̇şte on diyorum yani mesela Atilla Kara olan kötü bir çok maç olsaydı dert. dert eder büyük bir ihtimalle. Öyle edip, bir imajı edip, var bizde. Edip. Eğer bir hakem bir futbolcu dert etmiyorsa Kötü performansında orada çok ciddi problem var. Hepimiz için. Bu arada bütün meslek grupları tabii, için. Yani tabii, şurada tabii. çıktık çok kötü. Sen üst üste 10 tane hata yaptın. 5 tabii, tane. Tabii ben yanlış bir şey söyledim. Eve gider üzülürüz tabii, yani. Tabii. Kafamıza takılır. izleriz ki Daha önce yaptık da bunları ne yapmışız diye. İzleriz, bakarız, ederiz, üzülürüz. Bütün meslek grupları için geçerli. İnsan bir hata yapıyorsa bir kere en başta bir numara kendi üzülecek. Buna üzülmüyorsa, dert etmiyorsa ortada çok ciddi problem var demektir. Ya Fırat şimdi bak gözünü seveyim içeri adam sokuyorlar. Bak rolden role adam getiriyorlar. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, Urfa Spor Karagümrük maçında Ömer Faruk Güldü. Çok beğendiğim bir Ben haker. çok beğenirim. Bak çok beğendiğim bir hakem. Ben kokart takacak diye Football bekliyordum. çok iyi biliyor. Çocuk bir kırmızı kart kararı verdi. Hı -hı. Vardan çağırdı. Kim çağırdı? Çelik. Davut Çelik. Hı -hı. Bak onu not edin. Bak o hakemi ben not ettim. Klik bileğin uzantısı. Hiç kaçamaz. Davut Çelik hiç kaçamaz. Bak o, o gözüm onun üzerinde. Ç çocuğu çağırıyor. Çocuk şeyin e, arasında kalıyor. Verdiği kararı arkasında kalıyor. Hop arkadan döndürüyorlar. Çocuğa 3-4 maç vermiyorlar. Öyle mi? Bu nedir? Bu nedir bu? Mesajdır. Bu hakemlik içerisinde yazılı olmayan şifreli mesajlar var. Ömer Faruk Güldü bir benim çok umut Heh. bağladığım yani bir hakemdir ya. Muhammed Ali <laughs> Meteoğlu'nu Fenerbahçe-Samsun maçından sonra aslanım derbiye hadi derbiye dersen bu yazılı olmayan mesajdır. Direnç Tonusluoğlu'na Bodrum-Fener maçından sonra maç verirsen bu mesajdır bu. Mesaj bu. Burada da mesaj veriyor. Ama bu da mesajdır. Bandırma maçında kim var Karagümrük'ün? Yine Davut Çelik olduğu için Karagümrük'ü şey yapıyorum. Bandırma spor Karagümrük maçını seyrettim ben. Karagümrük'ün golünü vermedi. Bandırma'nın golünden önce faul yok. Kırmızı kart var vermedi. Var da yine Davut Çelik var. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak bak. Hocam dikkat et. Dikkat et. Ferhat Hocam dikkat et. Benim anlayamadığım nokta şu. Halil Umut Atilla Atile olan, bu hafta verdiği için söylüyorum bir derbi maçına Oğuzhan Çakır, Mehmet Türkmen bu hakemler verilebilirdi derbiye. Yani ben şunu asla kabul etmiyorum. Hani ama ona geçen hafta bunu verdik, şunu verdik geçen hafta. O yüzden bu haftaya sıkıştık mecburen elimize iki tane hakem kaldı lafına asla katılmıyorum. Sezon başı itibariyle sen bakacaksın Merkez Hakem Kurulu olarak hangi hafta derbi var. 10. hafta mı atıyorum yani. Hı, hı. 10. haftayı aklında bir tane iki tane isim olur. Böyle spesifik olarak bir iki isim olur. Hı hı. Onu ona göre hazırlarsın zaten planlarsın. O derbiye kadar. Yani ben bu hakemlerin verilmeyip de bilerek, bilinçli olarak, istenilerek Arda kardeşlerin verilmesi bana tuhaf geliyor yani. Diyorum sana da bak Veli şimdi benim yani o yani artık uzmanlık alanım oldu yani neredeyse yani şey olarak yani bana bir bu, bu pozisyon buraya Ömer erildik. Tolga Gildi bu arada He? Ömer Tolga Gildi bir. He, Ömer Tolga Dil evet. pardon. Şimdi diyorum sana da bu bak bu işleri ben anlarım. Orayı bu maça verdirtiyor. Bunu o maça verdirtiyor. Onu oraya verdirtiyor. Burada bu kalıyor. Hop. Ee, yani şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Kalıyor Veli. E ne yapayım Veli? Şimdi geçen sene de diyorlar ki şey eee nedir? İşte yapay zeka alan atansı. Bak ben çok istiyorum yapay zeka ile atansı. Ama yapay zekaya müdahil olursan yani baş harfi V V olacak. Son harfi de i. E bunları koyarsan veliyet çıkıyor yani. Çok Veli var. çıkıyor da öyle. Ama sen bunu doğru şeyleri yüklersen. Geçen sene ne yapıyordular biliyor musun? O Hüseyin Sabancı var ya o Hüseyin evet. Sabancı. Bak baş, baş. Bu gözlemcileri yolluyor onu oraya. Kendi hakemini yolluyor yüksek not verdirtiyor. Tamam mı? Ya da başka hakemin, kendi olmayan hakemine yolluyor onları. İşte bazı gözlemcileri çat oradan insanların hakkını yiyorlar. Çocukları bitiriyorlar. Çocukları düşürüyorlar. Peki. Bu tarafı da yükseltiyor. Ya Emre Kargın'ı neredeyse FIFA yapacaklar ya. Çok spesifik böyle bir şey şeyler söyledin ya? Barış Rütfen. Bayağı bir hakim olduğunu araştırdığını bir kez daha ortaya koydun. konuyla ilgili. Hakem olacak adam önce hırslarından arındıl, arındılmış olacak yani. Hakem olan şimdi hakemi yani bu e, çok güzel bir söz var. Şimdi bunlar hakemli hakimiyet adına gerçekten bir, bir gruplaştırmışlar yani. Hmm. Öyle bir şey olmaz yani. Peki. Ee, Beşiktaş cephesinde bu işin yankıları bugüne kadar hala devam ediyordu. diyordu Etkisi nasıl olur diye tahmin ediyorsun takım üzerinde. Takım etkileniyor mudur bu yankıların devam etmesinden? Ya, futbol takımı etkilenmez. Ya onlar ya futbol takımının zaten şu anda baktığında... Bir de pozitif bir etki de olabilir belki, bilmiyorum yani. Mesela hırslı yapabilir, belli olmaz. Abi, takımlarda artık iki tane, üç tane Türk kaldı. Hmm, anladım, tamam. Yani onlar da... Okumaya yetmiyor, araştırmıyor. Çok fazla bakmıyorlar, bakıyor. etmiyorlar. Yani adam şimdi gidip de ne sosyal medyaya bakıyor, ne televizyona bakıyor. Hepsinin hemen hemen profesyonel sosyal medyacısı var, paylaşımları onlar yapıyor. O yüzden de bir yabancı futbolcu çok az çok az yabancı bu durumun farkındadır diye tahmin ediyorum. Daha doğrusu çok az yabancı böyle bir durumdan etkilenir diye düşünüyorum. Ee, bu bir açıdan iyi bir açıdan problem. Yani bir açıdan da çok iyi bir durum değil. Çünkü yerli oyuncu olduğu zaman tepkisi falan daha fazla olabiliyor, daha kenetlenme olabiliyor ama şu açıdan da avantaj yabancı oyuncu etkilenmiyor bu, bu tip dış etkenlerden. Ya Beşiktaş'ın oyunu ile ilgili biraz e, belki konuşmak lazım. Çünkü e, derbide de topu alan %60 topla yani Galatasaray deplasmanına topu %60 alıyorsan bu iyi bir şey. Önemli bir şey ama %60 topu alıp iki tane şut çekiyorsan isabetle Burada problem var demektir. Beşiktaş'ın o hücum seti problemi devam ediyor. Ee, o yüzden de buna bir çözüm bulması lazım. Yani agresif oynadığı, kazandığı maçlara baktığımızda agresif hücum yaptığı takım oyun yok gibi neredeyse. Frankfurt maçının belki ikinci yarısı bir agresif bir oyun var. Trabzon'a karşı agresif bir oyun var. Odan sonuç alamadı bu iki maçtan da. Bu bir problem. Ee, Nerede problem olduğunu düşünüyorsun ve nasıl bir çözüm olabilir? E şöyle, şundan dolayı. Şöyle... İşte Rafa Silva'nın pozisyonu çok konuşuluyor. Hatta istatistikler yapılmış, haberler yapılmış. Hı -hı. Sağ kanatta oynayınca işte e, spor katkısı yapamadığı yönünde. Orada eleştirimizi yaptık hoca. Yani Joao Mario'yu oynatmaya çalışıyor hoca. Ama Joao Mario Beşiktaş'a girdiğinden beri takım vitesini biraz küçültmüş gibi gözüküyor. Rafa net 10 mu oynaması gerekiyor? %10 oynaması lazım. Semih Kılıçsoy peki Tarışmasız. sol kanat. Ya yani geçen sezon Serdar Hoca böyle bir şey söyledi röportajda ama Hı. bir yandan da ben çok emin değilim. Semih sanki orada değil de daha böyle forvet ve forvetin arkasında oynamak istiyormuş gibi geliyor Yok, bana. Kasımpaşa maçında öyle bir ihtimal var. Forvet, öyle mi? Forvet <laughs> civarında yani immobile ile beraber forvet çıkma ihtimali var. Ee, ama oldu ya sonuç itibariyle şöyle, onu hep bahsediyoruz. Yani en önde immobile varsa senin orada oynama şansın Tabii, yok. İşte Muçi içinde. Orada rafa varsa senin on numara oynama şansı yok. Futbolcular bir şekilde günümüz futbolunda e, evrilmek zorunda. Değişmek zorunda. Belli bir mevkiye alışmak zorunda. Bunun bir sürü örneği var bu arada. Ferdi'sinden yok. Barış Alper'ine, Osai'ye ya kadar. Yani yok. artık tek mevkide ben oynarım. E, oynamazsam da oynamam yok. Nerede 11'in neredeyse o, o yönde geliştirmen lazım. E, o yüzden Semih'in solda oynayıp oynamaması Semih'i Semih bağlar. Semih'i oynamak zorunda orada. Yani immobiliği kesemeyeceğine göre. Semih, Semih, Semih dediniz Beşiktaş medyası. Bo... Ne oldu şimdi? Bak adam orada. O Semih'i niye dışarı almadı biliyor musun? Hı -hı. Bak, yani yanlış anlama. Ukalalık etmeyin de. Ama Semih Bak, bir, bir çok soracağım. Çok iyi biliyorum. Bak... Çok iyi biliyorum. Adam var ya siz, sizin için almadı onu Benim dışarı. için mi? Yok Beşiktaş medyası <laughs> için. Abi şöyle. Aa dedi Semih'i Semih almıyorum dışarı. ile ilgili durum, Semih Bunun... ilgili durum Yok. orada bir tane. E, bunu daha önce de konuştuk. Semi'yi yerinde oynayan adam ondan iyi olursa tabii ki Semi'yi alma. Orada bir sol kanat problemi var. Semin yerine Muço oynuyor. Şey söyleyeyim sana. Semin'in yerine João Mario ya, oynuyor. Şey İkisi de sol açık oyuncusu değil. Şey Ve elindeki malzeme neyse onu yapmak zorundasın. Şimdi Bak, sen e... Özkan Hoca olsa var ya Özkan Hoca. Evet. Rahmet olsun ruhu. <laughs> Özkan Hoca olsa <laughs> 5. dakikada o gitti 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 de kafayı yerde böyle gitti 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 de gitti şöyle gitti. Ya Semin'i evet. benden çok <laughs> güzel olmasın. Hemşerim benim, Araklı'lı bizim uçak. Gitti 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 de kafa yerde böyle gitti de kafayı yerden kaldırmayarak vurdu ya yan fileye. Bak Özkan Hoca olsa rahmet olsun ruhuna hemen yanından bir santforu okay. oradan kaldırırdı. Tamam. E, hop gel oğlum gel. Sen çünkü bak Van Bronckhorst <laughs> antrenmanlarda videoyla çekim yapıyor, gösteriyor. <laughs> Diyor ki şöyle çalışacağız. Veli sen şöyle yapacaksın, tamam. Fırat sen bunu yapacaksın, Barış sen de, ben Semih'im, sen de şuraya şuraya gideceksin. işte burada olunca geri döneceğiz, tekrar çevireceğiz oyunu, araya koşu yapacaksın, gerekirse set oyununa döneceksin, pası yapacağız. Çıkıyor itmana, hiçbirini yapmıyor. Tamam. Yapmıyor değil, yapamıyor alışkanlıktan dolayı. Bu şey değil ama Veli, işte Fırat bu kadar basit geçemeyiz bunu. İşte... Kenar oynamasını bilmiyor tamam değil. Adam bir futbolun var. temel şeylerini istiyor ondan. Tamam. Ama şöyle bir gerçek var. Burada elindeki malzeme ile ilgili bir durum. O zaman soru şu. 7 maç oynamadı üst üste. Ee? Kim oynadı onun yerine ve ne oynadı? 7 maç oynamadı Semi. Semih'in 7 maç oynamadığı yerde orada 3 tane oyuncu denedi. Rafa'yı denedi. Olmadı. Kötü sonuçlandı. Mucci denedi. Olmadı. João Mario denedi. Olmadı. Evet. Yani ben seni anlıyorum. Hak da veriyorum ama... Eldeki malzeme yerine oynattı. Şimdi bu kadar Beşiktaşların çok şey beklediği bir oyuncuyu 7 maç oynatmıyorsun. Ve 7 maçta onun yerine oynayanlar kötü performans sergiliyor. Ben de aynı Ama şey ben buradaki de. sorun ben, mesela bir tanesi iyi oynasa ben zaten kaldı demem. En iyisi en uygun seçerek Semih şu anda. Ama bak arkadaşlar bu şimdi şöyle bir şey değil bu oyun. Yani e, e, oynamıyor ama kötü oynuyorlar şöyle, orada bak, oynayanlar. Şöyle bir şey ne değil yapacak yani, mesela? Futbol şöyle bir şey değil. Şimdi Beşiktaşların birini sevmesi. Bizim birini sevmemiz, bir çocuğu sevmemiz... Konu sevmekle sevmek ilgisi yok ya. Şimdi bak, aynısı Real Madrid'de oluyor bizim çocuk için. Hı. Bak bugün başkan da kızmış. Şimdi adam diyor ki, şimdi 4-4-2 oynayamazsın. Bir kere bunun kenarda olmayacağı belli. Bunu çözdüler, alıyor, çekiyor. Şimdi geçen sene ee, bakıyorsun, şey de bu oyuncu hani Santfor gibi oynadığı zaman geçen hmm. sene hani bunu daha tanımıyordular. Alıyor, çekiyor. Bunu ilk Antalyasporlu Ve Veysel keşfetti. <laughs> bunu karşılıyor. Dedi geç. İçeriği kapat, geç dedi. Geçemiyor. Bilmiyor o pozisyonu oynamayı. Çocuk haklı. Çocuk Santfor zaten özellikle. Şimdi 4-4-2 oynayamazsın. Ne yapacaksın şeyi? Kanatları sıkıntı Rafa'yı şimdi. ne yapacaksın? 4-4-2 oynadın. Mı, Rafa'yı ne yapacaksın? Ama sen bir çözüm üretmiyorsun ki. Semih iyi değil dedin. hocaya diyorsun. Ha, sen dedin ki Semih iyi değil bence şu oynamalı. Kim oynamalı sol önde? Mesela sol önde ben olsam Söyle. Can Keleş'i denerim. Abi de Can Keleş adam bir, dak abi? abi? bir dakika oynamadı adam. Orjin kenar e, dene. Dene de oynatmıyor beğenmiyor dene, demek ki. Orjin de. kenar geçen sene 3 Galatasaray maçında da müthiş oynadı. A, asistleri attığı goller. Ben e, Giovanni yani, Niye aldın konusunu? bunu o zaman? Semih'ten memnuniyetsiz olduğunu düşünmüyorum bu arada. Şöyle takım savunmasına katkı beklediği kesin. Bu maçın istatistiklerini açıp baktım merak ettim Semih'le ilgili. Ki ben derbide Semih'i ben kötü bulmadım açık konuşayım. Çünkü biz sadece ofansif olarak değerlendirdiğimiz için hani ofansif anlamda katkı yapmasını bir şeyler yapmasını beklediğimiz için öyle konuşuyoruz ama 18'de 12 ikili mücadele en fazla maçın savunmacılar dahil ikili mücadele kazanan oyuncusu Semih olmuş. 3'te 3 hava topu en fazla hava topu kazanan 3. oyuncu Dört kez kendisine faul yapılmış. En fazla faul yapılan oyuncu Semih Kılıçsoy. Savunma katkısı istatistiklerde hep zirvede. Derbiden bahsediyorum. Ben... Bayağı boğuştu bu mücadele burada bak, orada. Burada, burada, şey buradaki sorun şu. Hani buradaki çocuğum... sorun şu. Şimdi sen olmayan bir şey söyledin. Can Kireş, olmayacak. Onu geç. Başka bir on, ikinci isim söyle. Ama niye, Abi niye hocam, geçeyim yani? Demek hoca beğenmiyor. Demek. Nasıl? ben i̇şte hocadan iyi. Hocadan iyisi aldı. Bilmiyorum ben emin değilim kendisinin aldığını. Famrokos mu aldı? Nereden bilecek Can Keleş'i ya? Kendisi aldı ben biliyorum. Ya, zannetmiyorum yani. bilmiyorum. Zannetmiyorum. Bizden de onay verdi. Sonuçta şöyle. Hani Geçtiklerken şu. Hoca antrenmanda orada burada bakıyor bu oyuncu Can Keleş'i. E, oynatmadığına göre beğenmiyor. Doğru mu? 15 resmi maç. Adam 11'i yok. Kim olabilir başka? Benim anlattığım zaten şu. Semih hocanın isteklerini yapamıyorsa ve hocayı dek bırakıyorsa artık diyecek bir şey yok. Haklısın. Kafasını önüne yiyorsa haklısın ama Beşiktaş'ın kadrosu kısıtlı bir kadro. Sen maksimum yok orada. Tadiç de yok. İşte elinde ne bileyim Yunus Akgün de yok elinde orada yok, şu bir şey yapabilecek. Işte yok Bak yani. şu an ekranda. Orada bir tek Joe Mario son gün getirdi. Joe Mario sol ayağını oynadığı zaman o, o, olmuyor o zaman. Bu ben şey diyorum ki edin, hiç olmuyor. çizilmiyor. de olmuyor. Üçlüye dönecek. Geçen hafta söylediğim gibi ben söylüyorum Beşiktaş çok net üçlü oynar. Ben diyorum ki bu Üç üçlü çocuk üçlü bir şekilde oynayan. üst üste 5 maç 10 maç oynarsa performansında yavaş yavaş illaki yükselecektir. Oyun anlayışında yavaş yavaş yükseltir diye ben bu taraftayım. Ben, ben de öyle Eldeki o yok önde sol önü yani. O pozisyondan yani. bak o pozisyondan e, ee, çok yani beklediğiniz e, ee, ilerlemeyi kat edeceğini zannetmiyorum. Ama ama Hı. üçlü oynarsa 3-5-2 üç, oynama ihtimali varmış. 3-5-2 evet, üç, beş iki oynar da bu çocuğu ikinci santfor gibi uzunun e, ee, yani uzunun derken. Hani, Üçüncü stoper kim? santforun. Var Tayyip Tala var. Hayır, Paulista de yok değil mi bu hafta? Yok değil. Mi? Yok. Yok, yok, ya, yok. yapacak, o da şey Emirhan, em Emirhan. Yapacak. Yani e, bu çocuğu ikinci santfor gibi getirip gezdirip arkasından döndürüp e, şey yaparsan, <laughs> ondan sonra yani yani e, budur. Yani ayrıca da Beşiktaş kulübü performans yükseltme yeri değil ya. Yani. Beşiktaş'a bir oyuncu al oğlum, beş, gel oğlum yükseltelim seni. Şunu yapalım böyle yapalım. Ama değil. oynadıkça gelişecek oyuncular da. Beşiktaş oynadıkça gelişecek değil. Beşiktaş yani o gelişimi e, bugün göstermezse hemen başkasına şans verecek. Ama gösteriyor bence. Şimdi, bence ama gösteriyor. Olur mu ama? hoca Gösteriyor da hoca bundan rahatsız yani. Bunun bazı pozisyonlarından rahatsız adam. Şimdi ben diyorum yani Semih'i benden çok seven olmasın yani. ama ya, tüm, şimdi, basit, bu bir soru soracağım. Ha, Semih Kılıçsoy yetenekli bir oyuncu mu? Yani yetenekli bir oyuncu. Ofansif tabii. olarak soruyorum. Yetenekli, evet, bir oyuncu. Yetenek, yetenekli, yetenekli bir bir oyuncu. Bir oyuncu. O zaman ben Giovanni Van Bronckhorst'a sorarım bunu. Sen bulacaksın çözümünü. Ben bulmayacağım ki. Galatasaray'da Fatih Terim'in olduğu dönemde Ünal Aysal ne yaptı? Snyder'ı getirdi. Durok Bey getirdi. Kadroda Burak var. Selçuk var. Ben karışmam. Oynatacaksın dedi. Oynattı. Selçuk da 11'deydi. Selçuk diyorum. Snyder de 11'deydi. Drogba da 11'deydi. Burak da 11'deydi. Yani sen şimdi Fatih Terim'e ne demek istiyorsun? Nasıl demek istiyorsun? Ünal Aysel aldığı için mi oynattı onları? Snyder, yani? Snyder diyorum. Drogba paketli yoktu hesapta. Tamam. Şimdi Ünal Aysel aldı. Evet. E, Fatih Terim de Ünal Aysel mecbur aldığı için oynattı mı demek istiyorsun? Abi Drogba'yı aldığını tamam. oynatmayacak mısın? Tamam. Şeyi oynatmadı Falcao'yu. Oynat, şans verdi, sakatlandı kaç Ya tıpa? oynatmadı da. Kaç defa oynattı? Bahat derimi bana mı anlatıyorsun? Bahattin? Kaç kez oynattı, şans verdi, oynatmaz, sakatlandı. Oynatmaz, inanmadığı bir şeyi oynatmaz. Oynatmaz. Ama çözüm, demek istediğim benim şu, çözüm bak, çözüm buldu yani onu söylüyorum. Çözüm şöyle. Yer buldu. Çözüm şöyledir. oyuncu kendisi alır o yeri, taktiği yapar, istediği oyunu söyler, orada eğer bunu uygulaya, uygulayabilirse Drogba'da oynar ne bileyim altyapıdan Eren Can vardı. Eren vardı o zamanlar. Atıyorum kim varsa hı hı. artık. Onlar da o oynar. Oynamadı mı yani? Durduk yere bizim bizim karşımıza Bakırköy Spor'dan 15 yaşında aldığı Fatih Akgeli çıkartmadı mı Fatih Terim? Kapı onu oturtup onu oynatmadı mı? Kerem Akkol nasıl gelişti? Aldı oradan oynattı. Oynaya oynaya gelişti. Bu yandan da bak ben ne diyorum sana oynatmadı da Falcao'yu. Abi Semih de oynuyor ne gelişi. 30 bin kişi mi, 10 bin kişi mi, 20 Hı -hı. bin kişi mi ne karşıladı Falcao'yu? Oynatmadı da, oynatmadı. Semih de oynayarak gelişti. Tamam, oynayarak ama hay. Ya Beşiktaş işte, gelişme yeri mi? Veli Allah aşkına. Öyle aşkım. bir şey yok ya Barış. Şampiyonluğa var. oynuyorum ben. Tamam oyna. Gelişme yeri mi ya? Yani yetenekli olmak başka bir şey. Yeteneklerini kullanma başka bir şey bunlar yani. Şimdi eee adam diyor ki ben... Keçiören gücünden aldığın Barış Alper'le, Erzincan Spor'dan aldığın Kerem Aktürkoğlu'yla şampiyonluk mücadelesi veriyorsun da altyapından çıkarttığın yetenekli Semih'le mi vermeyeceksin? Semih'le verirsin bir şey demiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var futbolda. Bu birlikte oynamak ve bu, tak seni sen Keçiören gücünden aldığın Barış, Fatih Terim'in uygulattığı taktiğe fizik ve kafa olarak hazır olmasaydı Fatih Terim oynatır mıydı onu? Çeçi öğrenden Barış'ı mı oynatırdı? Kendi aldı beğendi Moruç sana oynatırdı da şeyi oynatırdı. Çıkıldığı oynatırdı. Yani o konularda o tarz antrenörlerin şeyi yok. Van Bronco semitten futbolla ilgili çok e, basit şeyler istiyor. Çocuğun belki de o yapısında yok. Çok zor. Yani e sen şimdi Çeçi Öğren'den barış yapıyor bunu da. Eee Erzincan'dan Kerem yapıyor bunu da. Avusturya viyenden Can Keleş niye yapmasın? Bir de ona şans ver. O da ona baksın. Yani Semih'ten beğenmiyor. Benim i̇çeriden ya. aldığım bilgi. adam beğenmiyor. Şu. Sen niye kabul etmiyorsun bunu beğenmemeyi? Şeyle bu, adam... ilgili konuşuyorum. Tamam, Diyorum ki eğer sen böyle oynayacaksan 4-5-1 gibi hı. oynayacaksan hı hı. burada orijin iki tane senin kenar oyuncun var. Orijin, orijinal. Evet. Birisi Raşitsa. Cankiret sağ ön değil mi? Öbür sağ ön, sol ön ikisinde oynuyor. Sol ön çok ha. var mı sol önü? Sağ Var önlü. var. Çok oynuyor. Hmm. Şimdi sen e, e, bu ikisinden biriyle oynayacaksın. Bu çocukla oynayacaksan 3-5-2 oynayacaksın. Zaten sana en güzel uyan e, sistem 3-5-2. Şey yani kadro yapısı olarak. Bakın bu hafta öyle bir şey olacak ha, mı? Yani onu demek istiyorum. Peki Beşiktaş'ı geride bırakırken şimdi Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'yi de konuşacağız, Trabzonspor'da konuşacağız. Maçı da konuşacağız ama sadece bir 4 dakika aramız var. Aranın ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuşalım. Trabzonspor, Fenerbahçe, Pazar saat 19'da değerli izleyiciler. Bu maçı konuşacağız ama Fenerbahçe'yi de konuşarak da başlayacağız aynı zamanda. Fenerbahçe'de bu akşam bence güzel görüntüler vardı. Partizan maçında, salonda. Sayın Aziz Yıldırım salondaydı kızıyla birlikte. Ve Sayın Ali Koç'la birlikte maçı seyrettiler. Aynı zamanda yaklaşık olarak 5 dakika sonra doğum günü Sayın Aziz Yıldırım'ın. Oh! Doğum günü kutlandı salonda. Ama bir efsane yapıldı. daha vardı salonda. Hmm. Hangi efsane? Obradoviç. Tabii tabii Obradoviç, de vardı. Obra, tabi, tabi. Obradoviç <laughs> de vardı. Çok güzel karşılandı o da aynı şekilde. Gitti Sayın Ali Koç'a sarıldı. Sayın Aziz Yıldırım'a sarıldı. Çok güzel görüntüler vardı. Tribünde Tadiç vardı. Ona ismi anons edildi. Aziz Yıldırım'ın kızı yaz kalktı. 10 numaralı <laughs> Tadiç formasını gösterdi Tadiç'e doğru. O Osayi Samuel sezon sonu mukavelesi bitiyor. Tezahüratlar yapıldı Osay Samuel lehine. Hafta içinde bir açıklaması oldu, onu da konuşacağız aynı zamanda Osay Samuel'in. Kostiç vardı aynı şekilde, gördüğüm Ciku vardı. Ya bu akşam bence Fenerbahçelilere vermesi gereken fotoğrafı verdiklerini düşünüyorum. Böyle camialar yükselir genelde benim düşüncem. Hani futbol takıma gelir, basketbol takımına destek verir, eski başkanınızı çağırırsınız, iki başkan yan yana izler gibi çeşitli birçok etken vardır. camiayı kenetleyecek bence bu akşamki görüntü bu açıdan çok değerliydi. Bu arada Sayın Aziz Yıldırım'ın da doğum gününü kutlayalım. <laughs> kutlayalım. Evet. Ee, Sayın Başkan tabii eee tabii Fenerbahçe taraftarının e, sonuçta unutamadığı bir başkan. E, maçlara da gelmiyor. Bilmiyorum ben çok görmedim Sayın Başkan'ı. Evet. Ama e, <laughs> tabi oraya gelmesi kızını kıramıyor tabi ya yaz çok evet. istiyor bu tür şeyler herhalde ve o yüzden oraya gelmesi taraftarla bütünleşmesi ve Sayın Ali Koç'un da ona orada alkışlarla ayağa kalkarak destek olması tabi çok önemliydi Fenerbahçe için neden önemli? çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır bana göre başarısız olmasının sebeplerinden bir tanesi de kendi iç, e, içerideki sıkıntılar ve futbol takımının özellikle e, en ufak şeylerden kırılması ve sahanın dışına e, çıkartılması, çıkması, yanlış yönlendirilmelerle çıkartılması. Şimdi sezon bu daha bu hafta başında e, çok üzüldüm hatta ben de bir cevap verdim yani. Fenerbahçe yönetimine yakın bir gazeteci arkadaşımız, daha haftalar başı Salı günü ben duydum ben eminim ben biliyorum e ne biliyorsun şey Fenerbahçe en ufak bir şeyde sağdan çekilecek. Hmm. Şimdi bak bak böyle bir kere bu mesleği yapıyorsanız böyle bir şey olmaz bir. Bak böyle bir şey olmaz. İki. Şimdi burada niyet okuyarak büyük camiaları. Bunlar iki tane büyük camia. Bunları, bunların maçları düğün gibidir, bayram gibidir. Dördünün bir arada derbiler. Şimdi sen böyle gelip de bu kulübü zaten birileri devamlı Fenerbahçe'yi dışarı çekiyor. Sağının dışına çekiyor. Sağının dışına çektiğinde kaybeden Fenerbahçe oluyor. Anladın mı? Yani kaybediyor Fenerbahçe. Kaybetti işte. Ve olayları doğru yorumlayamıyor. Ben doğru, de onu söylüyorum. Negatif komplo yönelmekten ziyade Bak. bugünkü gibi daha fazla pozitif görüntüler artsa inan bana camia çok yükselir. Şimdi, Öyle düşünüyorum. Bu Ali Şansal mesela şimdi ben hayatım ömrüm futbolla geçti. Şimdi geldi Fenerbahçe Trabzon maçına. Trabzon'a. Şimdi Cemil abi'yi çağıralım, Cemil Turan'ı. Diyelim ki Cemil abi şu pozisyonları değerlendir pozisyonları değerlendir. Fenerbahçe'ye yaptığı bir tane yanlış var. Vakamelen Gustavo kavga ediyor. Ayırırken Vakani Vakamiye canım cicim diyor. Öbürüne de böyle canavar gibi davranıyor. Şimdi ona canavar gibi niye davranmıyor biliyor musun? Vakamiye. Denizli'de haksız yere dışarı attı onu bir derbi maçı öncesi kupada. Hı. Penaltı vereceğine kırmızı kart verdi çocuğa. Attı onu dışarı. Ona bir vefa borcu var altta. Şimdi orayı al bak bunu söylersin. şey demem sana. Haklı Fenerbahçe. Nereye bağlayacaksın Derse, bilmiyorum. Şuraya bağlayacağım. Ali Şansalan o maçta iki tane büyük hata yaptı. İkisi de Trabzonspor'un aleyhine. Birini şeyi Mince'yi direkt atmadı. Sarı kart verdi. Yani sarısı olmasa atmayacak demek ki son adamdı. Öbürü de Zalai'yi çek dindirdi şey santraforu bizim. Trabzonspor'u, Santfor'u neydi? Şeye gitti uzun. Cornelius. Charlotte'dan. Cornelius'u çekti indirdi. Gözünün önünde devam dedi. Var çağırmasa vermeyecek penaltı. Yani bak şimdi bunu okuyacaksın. Güttün indin havaalanına verdin eline o Mesut'un oradan Altay'ın. o bacık. Gitti Fenerbahçe dağıldı gitti. Ya ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu arkadaş? Ne oldu? Ya seni sahanın dışına böyle ufak şeylerden dolayı çeken ne? Niye çıkıyorsun? Şimdi bu gazeteci arkadaşa, ya bak şimdi ben, arkadaşlarımız bunlar bizim, kardeşlerimiz. Biz de yaptık bu muhabirliği. Yani <laughs> ama böyle böyle olur mu Ben duydum Fenerbahçe sağdan çekilecek. Kimden duydun? <laughs> ne duydun? Fenerbahçe takımı dışarıda idman yaparken, taktik çalışırken üçlü mü oynayayım, dörtlü mü oynayayım, Cek olan mı oynayayım, Cek mu oynayayım, Tadiç mi oynasın, İrfan mı oynasın diye taktik çalışırken yönetim içeride sağdan nasıl çekileceğini mi tartışıyor da bunu mu duydun? Böyle bir şey yazılır mı? Böyle bir şey söylenir mi? Böyle bir şey denir mi? Şimdi ben yıllarca Trabzon'daki heyecanlı bazı genç gazeteci arkadaşlarımızı uyarız. Ya oğlum ne oluyor? Bir dakika hop, ufak şeyleri büyütmeyin. Dur nedir? Futbol bu. Olmaz. <laughs> Şimdi maça gelince çok kısa söyleyeyim. Maç <laughs> Şimdi Trabzonspor kötü zamanına rastladı. O kötü zamandan çıkış için bir şey fırsat. Bir, bir fırsat. Fenerbahçe'de cepteki parayı harcadı. Yok. Harcayacak bir şeysi yok. Kalmadı. Yeni yene gitmek zorunda. Hmm. E kadro olarak Fenerbahçe Trabzonspor'dan daha geniş, daha iyi bir kadro. Ama Trabzonspor'un da genlerinde var bu <laughs> tür maçları ne kadar iyise de kötüse de kötü durum da. Diye i̇şte galiba dönenler var. Stoperler oynamaz. İşte herhalde. Savic falan döndü. Ben barış içinde bir maç olsun diyorum. Mutlaka. Yeter yani nedir şimdi bu olaylar sular bilmem neler orada bir şeyler burada bir şeyler olmaz gerek yok bunlara. Ee, o yüzden hani 3. E, üçüncü takımların işin içine girmesine e, kulüpler engel olması lazım, özellikle Trabzonspor'un. Üçüncü takımlara dikkat etmek lazım. Üçüncü takımların, fanatik taraftarlarının başka e, şekiller, maskeler takarak olayları provoka etmesine izin vermemek lazım. E, gerek yok Trabzonspor 4 büyük takımdan bir tanesidir, Fenerbahçe 4 büyük takımdan bir tanesidir. Bunlar ilk defa oynamıyorlar, çok oynadılar. Neler yaşadık biz 82 Tabii. yılından beri bütün maçlarını Bundan sonra da hep olacak ya. Bundan yani. sonra da olur. E, dost tane bir biçimde e, maç Ben öyle olacağını düşünmüyorum arada. Düşünüyorum ben herhangi bir yani. olacağını düşünmüyorum. E, ben de öyle bir şey düşünmüyorum. E, maça geçerken Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikteliği, başkanların bir araya gelmesi, Hı -hı. o görüntü vermeleri, tribünde bojların olması, Obradovic vesaire. Birçok güzel görüntü vardı salonda. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Eee bir kere yaz, bir 25 seneye falan Fenerbahçe başkanı olabilir. Çok <laughs> <laughs> e, sıkı ya Fenerbahçe. E, i̇yi Fenerbahçe Bir başkan. de bence tavrı da babası gibi. Evet, ya. Böyle evet, bir evet, Yaz Yıldırım. Sert, evet, yaz Yıldırım. karakter var. Sert bir karakter yani. Bugün salondaki görüntüsü çok iyiydi. Yani babası, hani de o tezahüratı evet, başlatmaya evet. çalışması. İddiaya girdik onunla biliyor musun? Aziz Yıldırım durduruyor, dur Abi. kızım diyor, devam ediyor. Yani e, iyi bir Fenerbahçe Babasına çok düşkün belli ki. <laughs> o yüzden ondan bir Fenerbahçe ilk kadın başkan falan olabilir Türk futbolunda Fenerbahçe'de daha doğrusu Türk futbolunda demeyelim. Kayseri Spor'da oldu. E, tabii ki camiasından tüm camialar için yani başkanların bir araya gelmesi özellikle seçime beraber girmiş. Bu Beşiktaşların mesela Adalı girdiği zaman işte soyunma odasına falan hasaratta çok büyük şey oldu. Mutlu oldu herkes. Burada camiaları mutlu eder bu tip şeyler. Yani iki başkanın tabii. iki rakip olmuş yeni e, ismin iki önemli ismin bir arada olması camiayı mutlu etmişim mutlaka. Ee, i̇yi bir şekilde orada ağırlandı az yıldırım. Ee, doğru tezahürat yapıldı. Çok futbolun en önemli başkanlarından biri. Fenerbahçe tarihinin, hadi çok iddialı değil. Fenerbahçe tarihiyle ilgili çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum ama Fenerbahçe tarihinin bana göre en iyi e, başkanı. O yüzden de orada o tezahüratın olması, iyi ağırlanması, o maskotun gelip elini öpmesi falan, e, hepsi Fenerbahçe adına iyi şeylerdi aslında olumlu şeylerdi onu bir söyleyeyim. İkincisi bütün hepimize şöyle bir görev düşüyor bu özellikle bu maç öncesinde Trabzon Fenerbahçe maçı öncesinde. Orada geçen sefer tatsız olay yaşandı ve artık onu bir an önce unutmak lazım. Onu unutmamak ne Fenerbahçe'ye yarar ne Trabzon'a yarar. Yine bu filmin sonunda pazar akşamı değil mi maç? Pazar akşamı. Pazar akşamı biz yine futbol konuşmayız. Kötü bir şey olursa. O yüzden de orada Buradan uzak durmak lazım. Buradan çekilmek lazım. Bunun için de başkanların, yöneticilerin, kendini kulübün sözcüsü sanan gazetecilerin kafasını bir sosyal medyadan çevirmesi lazım. Yani oraya bakarak öfke dolu olmamak lazım. Çünkü orada öfkenin karşılığı var. Yani orada güzel bir şey yazdığın zaman, yani birisini övdüğün zaman tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi. Birisini övdüğün zaman yalakalık deniyor. Ama birisine hakaret ettiğin zaman 500 RT alıyor, 1000 RT alıyor. Orası öyle bir yer. Ve orada hep olumsuzluk basılıyor. Olumsuz şeyler. Doğru. Bugün de hatta bana da fotoğraflar atmışlar. İşte Fenerbahçe futbolcu şöyle yaptı. Hiç olmayan şeyler üzerine, olmayan mevzular üzerine gerginlik çıkartmaya çalışan insanlar var. Ve sırf bunu da etkileşim için yapıyorlar. Yani dertleri Fenerbahçe'yi daha çok sevmek, Trabzonspor'u daha çok sevmek değil... Olabildik kadar etkileşim almak. O yüzden de ne yöneticilerin, ne başkanların, ne o gazetecilerin, ne o kendini kulüp sözcüsü zanneden gazetecilerin kafalarını bir şekilde artık sosyal medyadan kaldırmaları gerekiyor. Çünkü e, iş iyi bir noktaya doğru gitmiyor. İşte Sarı takım mevzusu, geçen hafta maçta yaşananlar bir gerginliğin artık bizim gerginlikten çekmemiz lazım futbolu hepimize görev düşüyor ama en çok yani sürekli bir gazetecileri atıyorlar herkesin önüne. En çok yöneticilere, başkanlara görev düşüyor. O yüzden de buradaki en bu arada neredeyse 2-3 tane istisna haricinde futbolun en sakin adamları garip bir şekilde futbolcular ve hocalar. Evet. Yani e, eskiden futbolcular kavga ederdi, futbolcular Hı. tahrik ederdi. Şimdi baktığımız zaman futbolculara ne Trabzonspor futbolculardan bir saygısızlık var. Ne Fenerbahçe futbolculardan bir ekstra böyle bir olumsuzluk var. Sonunda da aynı şekilde. Aynısı aynısı. Yani burada en büyük şansımız e, o tarz arıza oyuncuların olmaması şu anda. Hı hı. Her şey çok daha sakin gidiyor. O yüzden biraz sakin gitmek lazım. O gerginliğin çünkü ya, yerlerde Türk futbolunun hali. Avrupa seviyesine baktığımızda. O yüzden bir bazı şeyleri hepimizin düzeltmesi lazım. E, bunu düzeltmek için de o işlerden kopmak lazım. Bu iki kulüp birbirine Uzun süredir böyle bir e, bununla ilgili uzun yıllar uzun yıllar bir motivasyon sağlanmaya çalışıldı. Fenerbahçe, Trabzon. Düşmanlığı üzerine yazılar yazanlar, tweetler atanlar. Kimse kızmasın bir sürü spor yazarının da hoşuna gidiyor bu gerginlik. Ondan beslenen bir Malibu. sürü insan var. Çıkıyor bağlanıyor. İki Fenerbahçe'ye salla. öbür bağlanıyor Trabzon'a salla. O aslansın kaplansın. Aferin abi. Bizi korudun abi falan. Değil yani. Bu gerginliğin hiçbir faydası yok. Ya emin ol şu İngiltere'deki rekabetler işte Liverpool, Manchester United, işte City, Manchester emin ol bizimkilerden 100 yıl falan daha eski ve böyle bir gerginlik yok. Sonuçta maç oynanıyor ve evet. iş bitiyor. Burada bir kaşıyorlar buraya hep. Trabzon, Fenerbahçe çok fazla kaşınan bir e, mevzu Türk futbolunda. O yüzden de... Üçüncü, üçüncü şahıslar kaşıyor. Kaşıyor doğru. Ben doğrudur. o şehirde yaşadım. Doğrudur doğrudur. Üçüncü Sen tabii daha oraya hakimsin. Yani orada üçüncü... Üçüncü yani, şans ne demek bu arada? Yani 3. Fenerbahçeli kulü... ve Trabzonlu olmayanlar. Olmayanlar tamam, o, bu, Ben biliyorum. Zaten bu da kötü bir şey. Şehirde e, yani aslında benim de üyesi olduğum kulübün bazı eskiye, geçmişe dayalı e, kalıntıları sürdürüyor bazıları. O yüzden onlar e, bu işleri kaşıyorlar ve e, geri geldiğinde e, bir bakıyorsun ki Trabzonspor Ru kullanmış oluyorlar bazıları O yüzden ben e, bunlarla çok mücadele ettim <laughs> çok yazılar yazdım ama baktım ki olmuyor e, Ben de pes ettim yapacak bir şey mi yok? Ben Trabzon'da çok mücadele ettim ya yani bu Trabzonspor'u Aslında e, küçültür Trabzonspor kimsenin kimseyi şampiyon yapmak kimseyi de şampiyon yapmamak üzerine kurgulanmış bir kulüp değil sen, sen Trabzon bunu tarihi fazlasıyla ispat etmiştir. Şey bu zaten. burası <laughs> bir kanayan yara futbolda oluşturdular. Ve sen boşta mı o 2011'de işte falan boşta mı seçti o rekabete? Boşta mı seçtiğini düşünüyorsun? Orayı kaşı orayı kaşı kaşı ikisi düşman olsun. Birbirine düşman olsunlar. O şehir orayı sevmişim. Boşuna o, o otobüse kurşun attılar orada. Ha o yüzden ha? burada bu iki O dediğin klik bu iki, o dediğin gürü. nerede attılar? He ha? maç tane, hangi maç Rize Spor Fenerbahçe maçı. Evet doğru. Trabzonspor nerede? Konya'da. Ben Konya'dayım. He? Şimdi konuşturacaklar. Ben otobüs kurşunlandı diyorum. Levent Özçelik buradan ellerinden öpüyorum büyük ustam. Bana yayında Sen diyor ki bari TRT bari. Türk'te ben Barış'a bağlanacağım diyor. Olay yerinde dört <laughs> tane muhabir var. Yıkılıyor olay yeri. Bana Konya'dan bağlanıyor. Ben kurşunlandı diyorum. Doktorlar bana resim gösteriyor atıyorlar. Kurşunlandı diyorum. O kadar bırakıyorum. Yani netice itibariyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçları, bu arada gençler bilir mi bilmez mi? 90'larda, 2000'lerde falan da acayip zevkli maçlar olurdu Tabii. orada. Yani orada ve burada. Yani ya, Fenerbahçe-Trab e, aradaki rekabet yüzünden. Şöyle diyeyim, Galatasaray-Trabzon, Beşiktaş-Trabzon maçları mı? Fenerbahçe-Trabzon maçları mı? Fenerbahçe-Trabzon maçları hep daha iyi olurdu. Son yıllarda Beşiktaş-Trabzon daha iyi oluyor. Evet, son yıllarda Beşiktaş-Trabzon döndü iş. Netice itibariyle bunlar aslında böyle bir... Fenerbahçe maçının hiç bak Real Madrid dahil evet, evet. Fenerbahçe, Trabzon Fenerbahçe maçının Trabzon'da karşılığı yok. Real Madrid dahil. Doğru o yüzden yok. de bu, bu arada bu gerginlikten de Trabzonspor'un hiçbir şey kazanmadığını tam tersi çok şey kaybetti. Fenerbahçe'nin de kazanmadı. Fenerbahçe de hiçbir Abi. şey kazanmadı. O yüzden bu işi bir durdurmak lazım diye düşünüyorum. Kaşımamak lazım diye düşünüyorum. İki başkanın da arası çok iyi zaten. Çok iyi anlaşıyorlar. Geçen sene de bir aynı zamanda. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Sayın Ali Koç'un oğlu Ertuğrul başkanla gezdi öncesinde. Evet. Maçtan önce diye hatırlıyorum. Ali Koç'un oğlu da yalnız babasından daha böyle daha iyi Fenerbahçe'yi tahlil ediyor. Yani Ali Koç'un oğlu Kemal Ademi tamam, almaz. Tamam Adem almaz benziyor. Ya Kemal al almaz ne kadar konuşan yok ya. Yani. almaz Genç al 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 al. 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 Sinan Gümüş'ü Almaz. <laughs> almaz. Netice itibariyle önceliğimiz güzel bir, keyifli, eski yıllardaki gibi orada çok acayip Trabzon-Fenerbahçe maçları oldu. Yani çok acayip, çok abi, keyifli, abi, bol gollü, 4-3'ler, 5'ler falan böyle enteresan enteresan maçlar oldu orada uzun yıllar. Ee, bir kez daha buradan söyleyelim. Barış sen da orada yaşıyor sonuç itibariyle. oraya çok daha o iklimi biliyor. Evet çok büyük bir rekabet var ama bu bu, bu kulüpler düşman değiller. Ortada bir düşmanlık yok. O yüzden gerginliğe, şiddete gerek yok. O yüzden de böyle bir öfkeye gerek yok. Bu insanların beslendiği bir şey. Bu ülkede Volkan Demirel'e neler yapıldı? Sağdayken. Ha o da çok mu sakindi? Sağ değildi. Ama sonra gördük işte bir tane deprem, bir tane felaket. Bir kez daha yıllar geçti ama bir geçmiş olsun diyelim. Volkan'ın nasıl bir insan olduğunu göster bütün Türkiye. Yani bu in sağdaki insanları düşman olarak görmek çok yanlış Bacığım, Kulüplerin zaten şeyi yok ki kalbi yok, gözü yok, eli yok, Tabii. dili yok. Konuşmuyor. Canlı varlıklar değil kulüpler yani. Sahaya geçelim. Yani, he, o, yani. Zaman. o yüzden Sahaya bu geçelim. arada hafif bir yumuşatayım. Yazlan biz iddiaya iddia edildi. Iddia edildi. Hmm. aslında? Yazla, bu maça Trabzon maçına iddia edildi. Öyle iddia mi? Nerede? Kö, köfte köfte ekmeğine iddiaya girdik. Galibiyetlere mi? Beraberlik evet, değil mi? Ben dedim ki Trabzonspor 1-0 kazanacak dedim. Tamam. E yazdı dedi ki 2-0 Fenerbahçe kazanacak dedi. Beraber bir tane oluyor. Beraberlik ortada. <laughs> Beraberlik ortada. E iddiaya girdik yazla. Aa, Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz e, Yıldırım da bari şurdu seven. Açtık iddiaya girdik. Trabzonspor Fenerbahçe maçı için evet, iddiaya, iddiaya, iddiaya girdi. Bu arada Hayır. sorular gelmiş üzerimdeki şeyle ilgili. <laughs> kıyafetle ee, ilgili. <laughs> Arkadaşlar kıyafetle ilgili Fırat Günayar bana kravatı çıkarttırdı. Kendisi bir defa böyle giydi. Ondan sonra kravat takıyor. Evet ee, ne geldi? Hafta sonra? içi dedim. <laughs> evet. olaydım. Ee, o yüzden de bir orada çok büyük bir Türk firması stadı yapıyor. Orayı gezdik. Nihat abi yapıyor. Nihat, Nihat Özdemir, Özdemir yapıyor. yapıyor. Evet. yapıyor. Bu, nasıl Nisan... stad? Yeni stad nasıl? Stad daha... Yükseliyor, daha yükseliyor, daha ha, evet daha büyüyor. 15 bin kişi ama oldu. çok büyük 105 bin bir gurur. Bir Türk firmasının orada evet yani dev e, bunu yapıyor. Dünyanın en, evet, evet. dünyanın en büyük bir işlerinin falan oldu. Dünyanın en ee, büyük inşelerin oldu. Oradaydık ee, ki zaten normalde de Real Madrid işte son hafta geçen hafta itibariyle Barcelona büyüklüğünü zaten bir kez <laughs> daha gösterdi. Ee, o yüzden de şeye gittik, müzeye gittik. Ee, bir kez daha gördük Real Madrid. Alır, Barcelona büyütür. Onu bir kez daha. Nasıl? Real Madrid alır, He? Barcelona büyütür. Öbürü neyi büyütür? Neyi? Neyi almış? Ne zaman kupu <laughs> almış? Ne <laughs> Ondan zaman? Şampiyonlar Barcelona, Ligi'ni... Barcelona'yı şampiyon... sallayamazsın. Barcelona'yı Barcelona, Barcelona sallama ya bari. Barcelona, lütfen Real Madrid'de de bir tutma, bir zahmet Barcelona'yı. Yani. Şunu söylüyorum. Bir, yani ben, Şampiyonlar Ligi finalini ben evden zaman izliyorsunuz benim gibi. Ben senin gibi... ve ben Adam, se ben senin gibi güç bağımlısı değilim. O ülkenin en büyük takımlarını <laughs> tutmuyorum. Hayır ben, Ay, senin ben gibi o ülkede Atletico Madrid'i tutuyorum. Almanya'da Bayern Münih. Hayır ben İtalya'da Juventus. Ah, Ondan sonra Ben Almanya'da Köln taraftarıyım. <laughs> İspanya'da Atletico Madrid'yim. Eee Almanya'da şey Köln, İtalya'da Juventus. Sen Bayern Münih. Yani, neyse. Yok, Bayern Münih. Sonuç bayan itibariyle bayan, şöyle. Babamın takımı var. E, Lamasya'nın Lamasya'nın fotoğrafları vardı orada. Twitter'da da paylaştım, X'lere paylaştım. Nasıl bağlayacak şimdi buraya? Evet. Şu, şu, şuradan bağlayacağım. Ya büyük kulüp olma hikayesini orada bir kez daha hissediyorsun. Yani adam diyor ki Messi, Iniesta, Fabregas, Xavi, o bu hepsinin 11 yaşındaki fotoğraflarını koymuşlar müzeye. 11 yaşında. Yani adamlar oraya öyle bir yatırım yapmış ki oradan buraya geleceğim tekrardan. Bizim hala 2024'te yapamadığımız altyapı yatırımlarını öyle bir temellerine atmışlar öyle bir okul kurmuşlar ki e, çok üzücü yani bizde bizde çünkü ben biliyorum futbol okullarının ne halde olduğunu ne durumda olduğunu çok üzücü. E, o yüzden de bir kez daha hayran kaldım Barcelona'ya ve <laughs> o yüzden de böyle bunu giydim. Bordo e, mavi. Bordo mavi, Bordo. Bordo mavi değil bu arada. Bordo, Bordo lacivert sanki bu. Yani bayağı haklısın. Şimdi ben bakınca Barcelona olduğunu gördüm şu anda. Orada evet. Burda bayağı Barcelona forması gibi. Biraz Şenol tabii. Hoca gibi olmuş. Evet, tamam, katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum ama arkadaşlar. <laughs> Barcelona. Şenol Hoca bugün bu kreasyonu görüp öyle çıkar mı maça? <laughs> Şenol Hoca Şenol Hoca iyi giyer, güzel giyer. Sahaya girelim sahaya. Girelim sahaya. Ee, Fenerbahçe'de şunu soracağım aynı zamanda. Jeko ve Enner geçtiğimiz hafta birlikte oynadılar. Çift santrfor olarak oynadılar. Ve 2-0 kazandı Fenerbahçe. Golleri de hem Ceko hem Ennesiri attılar. Yok. Bu nasıl yok? Kim attı? Soğuza. Ne Soğuzası? Kalecinin adı neydi? Ha, e, tamam canım. <gülüyor> Ferhat, Gün, <laughs> hani Ferhat şaşırdım. Gündoğdu konuşmuş e, evet. bir yerde. Yeni mi? Yeni yeni. E, bir sürü şey söylüyor. Beşiktaş kulübü istediği değil. mekan normları içinde olduğu için dinlenecek demiş bu arada. Dinlenecek <gülüyor> demiş. <gülüyor> Ne? Bunun altında olmaz vesaire gibi. Orada bir sürü cümle var. Tek bir cümle dikkatimizi çekti. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş demiş. Evet. Ya ben Bana sor onları. <laughs> sen ya. Ya. Onları bana sor sen ya. Ama ayrılmaz o. O çünkü cemiyetçi. Dernekçi. Onların orada başka başka görevleri var yani. Oralarda olacak onlar yani. Onlara, onlar ha onlar. Ayrılma öyle şey de... demiş. bundan beklemeyin. Eee... Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş Kulübü istedi diye değil, Merkez Hakem Kurulu'nun normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz." demiş. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik gözümüzden kaçar diye o EFA'da görevli arkadaşlarımıza da bunları gönderdik. Çünkü arkadaşımızla ilgili bir karar vereceğiz. Demiş. Moral vermek için aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. E tamam abi ben biliyorum da ben... dünya hataları Hataların kabullendi diyor bu arada. Dünya umurunda değil ya. Hataların kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor. Ya bak ben nerede gittim biliyor musun o maçta? Bu bir tane Sanchez'in Rafa'ya bir faulü var. Hı hı. Böyle ceza sahası. Tamam, tamam. Bir, o, en, en çok konuşacağım pozisyonu zaten. 7-8 metre. Kavallı tekme gelen şu ayak hani, ucuyla. Ya ben bir de ayrıca da şöyle. Şimdi ben bunun yeteneğine de inanmıyorum ayrıca. Şimdi Halil Umutmeler Gazi, pardon. Gaziantep Hatay maçının hakemi Halil Umutmeler E, Geçen seneki Gaziantep Atay maçının hakemi Halil Umutmeler'in yeteneğine inanıyorum. Yeteneğe var. Ama hani hani he ama ben bunun yeteneğine de inanmıyorum. Mesela ben Zorbay Küçük'ü çok beğeniyorum. Çok yetenekli bir hakem. Fakat çocuğun başka sıkıntıları var. Kendi kendine agresif oluyor bilmem Ben mesela Zorbay Küçük'ün ya ben onun kalbinin kötü olduğunu düşünmüyorum mesela. Ha belki bir babasından dolayı bir sempatim var acaba. Öyle mi bakıyorum bilmiyorum. Çocuğa yani hataları var. Çok eleştirdim. Ama yetenekli bir hakem o. Çok yetenekli bir hakem ve ona hani bir şey demek zaman istemiyorum. Zaman mental zaman mental kırılmalar yaşıyor bence. Evet, evet. Yani keşke o konularda yardım alsa. Ama ben bunun yeteneğine de inanmıyorum. Ya. Yani evet. Ben bunun öyle bir... Fırat güzel söyledi ya. Ben bunun... Ya şu masini hatırlıyor musun kardeşim? Ne güzel şey yaptı, yönetti falan dediğim yok yani. Bu Böyle ortada gidiyor bir, 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 bir birisi Yeni bu, bir, bir açık olursa paylaşırız ama şimdi He. devam edelim sağ ile Ceko ve Ennesir'i birlikte oynar mı? Barış Urduseven. seven. Sanırım oynamaz. Sence oynar mı? Ya oynar mı derken genel olarak hani geçen hafta gördün izledin yani geçen hafta. Ya, bence derken ne anlamadım. İzledin geçen hafta. Sağ açı He. olarak yani ya, ben, futbol olarak yorumu soruyorum senin. Ya, bence oynamaz yani Fenerbahçe'nin en Enes'i sonra Cenk sonra Kerem, sonra çay şey, Görkem, sonra 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 en son Ceko olmalı yani. Cek, yani konusunda ya şey mi kalıyor sakin ve ya, olmaz ya. hareketsiz yani, kalıyor. Bir takımın e, şampiyonluğu şampiyonla oynayan bir takımın güçlü oyun e, oynayan, bak şimdi Galatasaray Beşiktaş maçında Galatasaray kaçırdığı gol pozisyonu yok. Bu arada sen Galatasaray için de Osimen Icardi oynamaz birlikte demiştin. Geçen evet. Hafta. Büyük risk. <laughs> büyük risk. Ben ne dedim? Kesin oynayacak dedin. Kesin dedin. Ya. Tebrik ederim. Hayır. Ama tebrik için söylemiyorum bugün, da. bundan sonra hala oynayacaklar. Mecbur oynamaya. oynasın. Ben bir şey demiyorum büyük risk. Ama bak, bak şimdi Galatasaray'a bak. Galatasaray'a Galatasaray yapan sahadan galibiyetle ayrılmasının futbol adına en önemli sebebi güçlü oyunu. Pres, baskı, doğru alanlara, doğru yerlerde baskıya giden oyuncuların görevlerini yapması pres yapması. Fenerbahçe Ceko hem Ceko hem Tadic. ben orada Mourinho'yu algılayamıyorum. Olmaz yani. Fırat'a sorayım. Ee, şeyin kadrosu mi? gibi oynar. Yani Doruk'un verdiği kadro gibi oynar. Verelim muhtemelen ortaya verelim muhtemelen 11'imizi. Önce Fenerbahçe'yi, sonrasında konuşurken Trabzonspor'da veririz. Livakovic, Osayi, Bekao, Ciko veya Çağlar, Kostic dörtlüsü savunmada. Amrabat, Fred önlerinde Şimanski, kanatlarda Tadic, Maximen, en nesil ileri Niye uçta. bu soruyu soruyorsun anlamadım ben. Geçen hafta birlikte oynadılar ya 11'de. Tamam, ama bu 11'de yok zaten. Ben genel olarak soruyorum. Yani Oynamay sadece sadece başarılı soruyorum. Oynar mı diyor? Oynatır mı artık? Ya. Diyor, yok Bodrum ya oynamaz. Yok ya. İç sahadaki zayıf takımlara karşı mı? <coughs> i̇ç sağ zayıf takım. Ee, güçlü olmayan takım. Hmm. O yüzden de iç sahada yenerim bir şekilde deyip oynattı diye düşünüyorum ben. Normal şartlarda iki tane ikisi de uzun. Geçen yani, hafta zaten bence hiç de olmadı yani. Zaten iyi oynamadı Fenerbahçe. Evet, iyi, hafta oynamadı. Da iyi, oynamadı. İyi oynamadı. O yüzden ben böyle bir deneme yapacağını düşünmüyorum. Çok büyük çılgınlık olur yani. Bir i̇nanılmaz şaşırırım ki 11'de bu şekilde zaten. Ya Kulüp zorluyor galiba. Ceko paylaşımları yapıyor yapıyor. Subliminal <laughs> mesaj mı veriyor? Ne yapıyor? Ya. Ben anlamadım. Ben yani i̇çerideki bu şeyi de anlamadım Fenerbahçe. Yok gibi. ne yaparsa yapsın. Yani öyle bir şey Ceko sevgisini de anlamadım. Ya Alparslan mıdır bu? Cemil ya. midir? Bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim ben, an ben anlamadım ya, bunu ya. Ben bir çözemedim Bunu Adam ya. katkı verdi geldiği Gerçekten beri. Gerçekten enteresan dedi. ya. Hakikaten enteresan yani. Ben anlamadım. Olayı da çözemedim. Yani nereye... Ne oluyor içeride bununla ilgili? Ne yapıyor? Bunu başka gözlem mi görüyorlar? Ya kaldıramıyor ayağını da, ya, gidemiyor da, koşamıyor. Görmüyor musun? Nesri nerelere baskıya sure geldi? Manchester United maçı. Evet evet aynı Bu olur mu yani? Ben anlamadım. Bir deneme yaptı. Ben doğal karşılıyorum denemeyi. İç bu sahada Bodrum'a karşı oynarken yapabilirsin o denemeyi yani. Ya bilmiyorum Yani, yani çünkü netice itibariyle kazandı. Fenerbahçe'nin bu maçta Trabzonspor'un daha doğrusu en önemli avantajı Fenerbahçe'nin sol tarafı olacak. Fenerbahçe'nin sol tarafı. Evet. Ha, katılıyorum. Yani sen geçen hafta güzel bir tespitin vardı. Kostiç dörtlünün solunda oynamadı. İlk ki. kez oynadı geçen hafta. Yani geçen hafta bir tane iyi bir kademeye geldi ama baktım orada böyle sekiyor yani. Oraya oranın oyuncusu değil adam. oyuncu maksimende savunma katkısı olmayan bir oyuncu. Yani evet. Yani e, ama orada Trabzon çok ciddi hücum problemi var ya. Viz, i̇şte bir Viska'dan. Evet ya hücum problem problemi şey var Trabzon. Trabzon. Ya Trabzon bu hafta stoperler dönünce Göz, biraz rahatlayacak galiba öyle gözüküyor. Trabzon. da orijine dönecek. Sıkıntı Merkez yani. Savic ikilisi. Stoperler evet, önderinde evet. Mendy Oka ikilisi. İki tane sert orta saha oyuncu bekleniyor. Eren ve Malero kanat bek, bek oyuncuları pardon düzeltiyorum. Vakeme solda, Vişça sağda. Çam for, forvet arkası, forvette Banza. Benim en çok ilk kez ideal yakın <laughs> bir Evet, doğru. Ofansif kadro çıkıyor. Benim en çok merak ettiğim konu Mourinho Fenerbahçe'nin geçen seneki ayarlarını dönecek mi? Hmm. Yani solda Tadic, olan baskısı solda Tadic. Yok. Anladım. Yok. Hayır, şu an dönmediğim bu maçın demiyorum. Yani en sonunda. Maksimini hı. ne yapacak solda Tadic olur? Hamle oyuncusu. Hamle oyuncusu yapacak. Son, Maksimini. son 35'lerde gidecek. Nasıl gidecek Kale'ye? Nasıl yine Giden şey yere... mi? Ayağına ayağı alan oyuncularla Tavuklu mı? Gidecek? Gol atarken nasıl gittiği söyleyecek ya yani. Yine ayağına, ya yine ayağı Ama işte bekleri aynı değil. Beklerde Ferdi yok. Yani ferdi yok. Ee, bu takımda. Koç işte ofansif bir bek. Arkadaşlar siz herhalde Fred'i seyretmiyorsunuz. Fred çok kötü. Şimanski'yi ben. seyretmiyorsunuz. Fred çok, seyretmiyorsunuz. Fred çok formsuz. Fred evet gol yani... atar. <laughs> bu oyun onlara göre Ortada bir oyun değil ya zaten. Ya bunu. Da... bir Ferdi yok. Dinamik bir Ferdi yok. Fred evet, yok. Kimde yok. O ciddi şey yok. Osterwolde yok. Yani bu arada bu Shimanski ile ilgili bazı yerlerinde sıkıntılar var ya. Yani. Shimanski ile ilgili artık bu ben olumluyum, iyi bakıyorum işte çok koşuyor, çok mücadele kısmından bunu diyenlere artık ben aynı fikirde değilim ya. Yani Barış Ruslan öyle. Yani ben şöyle o, bitireyim mi şey, yani. şunu söyleyeyim. Yani özellikle son maçta bir pozisyon var. Soldan yakaladığı e sol çaprazdan bilmiyorum arkadaşlar var mı lig Maçı yok maçımydı. Manchester, Manchester maçı mıydı? Manchester maçı, Manchester maçı. Bodrum maçı da olabilir. Topun zıplamasını mı bekledi? Bodrum maçında Bo, soldan soldan maçı girdi. Soldan yani. girdi, arkada boş adam. Yani vuruşu çok çok hızlı bir vuruş yaptı. Ama Manchester maçında sezonun en iyi maçını oynadı biliyor musun? Bodrum maçı da orada Evet. Şeyi kapattılar ya. Evet. Burada burada yani ne olursa olsun tam koşuyor. Tamam, mücadele ediyor. İkili mücadele kazanıyor. Onu yapıyor. Abi bu kadar skor böyle bir şey, futbol böyle bir şey değil yani. Sen o evet. bölgede oynuyorsan atacaksın ama böyle mi? Spor, tabii, tabii, bu kadar ara, atmama, bu, bu kadar, kadar atmama. Değil yani. yani şeyi anlarım. Normalden daha az atsın. Tamam. Normalden daha az atsın. Yani normalde Fenerbahçe'nin 10 numarası kaç atar? Kaç atmalı? 15 tane atmalı. 15 tane atmalı. 15'e en azından etki etmeli. Asist ne? Yani. Yani. Şey et, şey et, et, asist etmeli. Bence etmeliyim. normalde, hadi ben şöyle diyeyim. 12 gol bir 10 12 tane de asist yapmalı. Hı. hı. Hadi yapmadı. 10 gol, 10 asist yapmalı değil mi? O tabii. Bütün sezon boyunca. Evet. O, ona tamam ama ya bu kadar maçtır. Hiç at, adam gol atmıyor yani. Evet, bu yok. garip bir durum ya. Bu bu kadar bir 10 numara da hiç de atmamak. Öyle değil yani. Geçen bu garip milli bu bir şey değil bence. Bu arada 10 numara dediniz de ya. Yusuf Yazıcı'ya da geçmiş olsun çok diyelim. Geçmiş olsun çok değiliz. geçmiş olsun. Yani. Ee, İlk maçıydı. Çapraz bağları kopmuş. Görüntüde gördüm. Çok üzüldük. Çok. Yani Yusuf e, inşallah tez zamanda döner. Bu ikinci oldu herhalde. E, çok üzüldüm yani. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Barış şunu Hemen peki Trabzonspor'un bu sahaya çıkacağı 11 daha ofansif bir 11 gibi gözüküyor. Tam böyle Şenol Güneş'in istediği tarzda bir 11'e yakın eldeki oyuncu grubuna göre baktığımız zaman. Muhammed Çam, e... vişça Vakeme bayağı hücum attı. Net ofansif oyunculardan kurulu. Banza, Yanlış mı düşünüyorum? Doğru da şimdi <laughs> İki ben... tane sert stoper, Densfir, Savic. Şimdi bazı oyuncular sezon başından beri duruşlarını bu maçta değiştirmeli, vides artmalı, arttırmalı. Uğurcan Çakır mesaj mesaj yolladı oyuncular mı? Ha? Uğurcan Çakır geçen Uğurcan hafta. Çakır Uğurcan Çakır'ın o yaptığı iş iş değil Bak sen. O olmaz. Burada olmaz. Soyunma odasına gidersin, kaptan olarak bağırırsın, çağırırsın, edersin. Ama orlar da öyle o arkadaşlarına olmaz. İnşallah o iş ters tepmez ben sana söyleyeyim. Yani kötü niyetli yapmamıştır Uğurcan benim evladım, paşam yani. Ama olmaz. Kaptan orada Niye yaptı onu? Yok. Kabullenemediği için, olmaz. duygu patlaması yaşadığı için. Olmaz işte. Pa sen sende olmaz. Sen kaptansın. Sen bunu yapmayacaksın. Arkadaşının toplumun önüne atmayacaksın. Şimdi arkadaşını toplumun için girdin içeri. Girdin o içeri. O isim vermedi Barış Urussev'e. Ya daha kötüsü o zaten. Daha da kötü. Girdin içeri. Çıktı vakama dedi ki, <laughs> Baksana dedi ya sen. Söyle bakayım kimden bahsediyorsun? Ben her şeyimi verdim. Oradan Banza dedi. O dedi bu dedi. Kaptan ne hale geldi orada oyuncunun önünde olmaz. Soyunma odaları bak. Soyunma odaları çok farklı yerlerdir. Böyle patlamaya Allah hazır, anladım. patlamaya hazır yerlerdir. Yensen de yenilsen de ha. Bak fark etmez. Hiç, çok çok tehlikelidir. Uğurcan tabii ki kötü niyetle yapmadı ama olmaz bu yapılacak bir şey değil. Şimdi burada iki tane oyuncunun sezon başından beri e, ki performansını arttırması lazım. İki tane. Kim bunlar? Birisi Vakame, diğeri Çam. Bu iki oyuncu e, performansını arttırıp bu maçtaki sorumluluklarını, pozisyon gereği, taktik hocanın verdiği taktikleri iyi uygularsa Trabzonspor için çok iyi ve olumlu bir e, durum söz konusu olur. Diğer oyuncular da Trabzonspor her ne kadar kötü sonuçlar alıyorsa da Banza'nın mücadelesi, Vizca'nın e, takımı için kendini ortaya koyması, skor üretmesi, e, efendim Mendy'nin e, oyunu, Okay'da biraz düşüş var. Sabek biraz çıkışta. Ee, Eren'in oyunu bana göre Eren Türkiye'nin en iyi sol beki. Ee, hep söylüyorum bunu. Ee, o bu, Kaleci bu sene Uğur'dan <laughs> çok iyi maşallah. Ama Çam ve Vakame arttırmazsa sezon başından hmm. beri iki pozisyonları arttırmazsa Trabzonspor için sıkıntı olur. Neden? Okay ve Mendi ile ikinci bölgeden çıkışta Bunlar çabuk oyuncular değil, pratik oyuncular değil, klas oyuncular da değil. Bunlar iyi oyuncular. Orada klas oyuncu bu ikisi takımı çabuk öne çıkaracak oyuncular bunlar. Baskıya da gelmeleri lazım, geriye de yardım etmeleri lazım. O yüzden bu iki oyuncu çok önemli. Ee, ve dediğim gibi Fenerbahçe'nin sol tarafında sıkıntı ben görüyorum. Yani Viska'nın, e, tabii şöyle Viska'da, 50'den 60'tan sonra biraz düşüyor ama orada Fenerbahçe biraz sıkıntı yaşayacak. Trabzonspor bunu değerlendirmeli. Karşılaştırmaları geçelim. Geçelim. ile başlıyoruz. En zorlusu ile başlayacağız. Size göre. Yani genele göre de zorludur Barış Vurdu Seven şimdi. Uğurcan Çakır, Livakovic karşılaştırmasıyla başlayalım. Bence ikisi de formda bu sezon bana göre. Uğurcan Çakır geçen sezon formsuz dönem geçirdi ama bu sezonu iyi başladığını düşünüyorum ama Uğurcan'ım. Yani bu takımın bu kadar pozisyon verdiği yerde 38 kurtarış yazıyor. 38 kurtarış. 38'in 30'u Beşiktaş maçı. Vay ben şimdi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi gördüm bak bunu. <laughs> 38 kurtarış. Bu şey, Trabzonspor'un ne halde olduğunu, nasıl bir kadro olduğunu. İyi bir şey kurduğunu. değil bu yani. Ondan sonra diyorsun ki o o yapmadı, yapmadı. Bu iyi bir şey değil bu tabii. Bu bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Bir şey bu istatistik bayağı benim... sıkıntılı bir istatistik. Evet yani Kaleci için iyi ama bir takım bu kadar haftada 9 maçta 38 evet. tane kurtarış diyor kurtarış. Evet. Yani bu... Maç başı 4 net kurt pozisyon kurtarıyorsun ya. Canımın içi. Git soyun modasını o yaptığın açıklamanın 10 katını yap. Bağır, çağır, soda şişesi kır, su şişesi kır, duvara vur, yumruk at. Arkadaşlarına ne dersen de kaptansın. Bak futbol aleminde çok tehlikelidir. ip üzerinde yürümektir bu işler. Yarın bugün kaçırırsın elinden bir top, çıkar oraya e, böyle şey ruhlu bir oğlan bir oyuncu çıkar der ki ya bugün iyi oynadık ama ne yapalım elinden kaçır, tutacağı topu elinden kaçırdı. Der, der sana der. Yani sen de şimdi bant var diye kolunda herkesi himaye altına alamazsın yani. Oralarda bazı oyuncular vardır ki kaptanların da üstündedir. Peki tercihini yaparız şu şimdi yani tercihi mi Uğurcan canım? Fırat Güneyer. Ya bu senin çok formda tabii Uğurcan. Sen çok iyi oynuyorsun. Sen çok iyi. Bu Trabzon açısından iyi bir şey değil. Ama bu sene çok iyi. Yani Boxa iki katından daha fazla pozisyon vermiş demek aynı zamanda. Bu aynı zamanda ciddi bir savunma zafiyeti olduğunu da gösteriyor. Ki zaten savunmada problemleri olan bir takım Trabzonspor. Zor bir sezon geçiriyor Trabzonspor. Ben Şenol Güneş kabul ettiğinde şaşırmıştım bu teklife. Ya böyle bir takıma bu kadar kariyerli bir hoca bu halde bir takıma bu haftada gelmez gelmese Trabzon olması. Ama Şenol Güneş hep böyle geldi. Evet, ki. evet. Ah, hayır Yani ah, diğerleri gibi yani, gül yani Ersun Yanal gibi, evet, Abdullah Avcı gibi gül pembelere gelmiyorlar. hocalar, yani. kariyerli hocalar sezon arasında kolay kolay hep sezon başı transferi kendi yapsın ister. Kampa kendi götüreyim ister. Hocanın Trabzon'da özel bir durumu olduğu için kabul etti. E, zor çok zor bir sezon. Bu zor sezonda ayakta kalan belki de şu ana kadar tek oyuncu mu? Tek oyuncu diyebiliriz belki de. Diyebiliriz. O yüzden de Uğurcan daha önde. Ben o da, de, o da geçen sene çok kötüydü. En yani, Uğurcan kariyerinin en kötü sezonu geçen seneydi galiba. Evet. evet bence de öyleydi. Bu sezon ama iyi başladı. Evet. İyi kurtarıyor yani. Ben de Uğurcan diyorum. E, Limacol bu arada da, geçen seneye göre çok da daha iyi. Daha iyi. Da Onu da, da söyleyelim porda. yani. Ama azıcık, Uğurcan olmasaydı... Azıcık değil azıcık değil. Çok kötü goller yiyordu geçen sene. Şu sene. an... Uğurcan olmasaydı bu sezon Trabzonspor'un bulunduğu durum kötü çok golü, daha fena olurdu. Var mı kötü golü Liverpool Kötü golü, kötü yediği gol var mı Yo, bu sene? Öyle geçen yok, sene yok, var. Mesela geçen sene kafamda benim 3-4 tane var. Ama ekstra çıkartabilir miydi? Tabii çıkartabilir. Ekstra hani yani Livakovic <laughs> işte, imzası dediğimiz şey olabilir de elbette 6 yani. Altılık hani. kaleciyken 6,5'luk altı oldu yani. 5-10 sene daha oynarsa işte 9'luk olur. Barış Rusen sana güzel bir eşleşme soracağım. Savic Bekao. Bekao. Çok beğeniyorsun değil mi? BK abi. Şöyle Savici ben bu sene ben yani sakatlıkların dışında da beni şaşırttı yani. Gerçekten öyle. Savici çok sert bir oyuncu yani on, o özelliklerini görmedik. Ben bütün taser yaptı diye düşünüyordum. Ben de yani hani ama ha pahalıydı parası çok ama ben yani hani sakattık ama onun dışında oynadığında da o, o şeyi görmedim onda doğru, o yıldırıcı doğru. bir oyuncudur doğru. yani. Hani santforlar korkar ona yaklaşmaya. Ben Bekao'yu daha önde görüyorum. %22 mi o? Yanlış mı görüyorum? İkili, ikili mücadele kazanma. Evet %22 yazıyor. Hı -hı. Abi mesela bir stoper. Çok büyük maaş verdiğim bir stoper. %22 ikili mücadele kazanıyor. %22. Hava topu %33. 10 çok, çok, yani 10 ya. hava yani topu 10 pozisyondan ikisini kazanıyorsun yerdeyken havada da 10 pozisyonu üçünü kazanıyorsun. İstatistikler her zaman her şey göstermez ama burada bence bayağı bir şey gösteriyor. Bizim yani La Liga'daki Savic'le hiçbir alakası hiç. olmayan evet, performans. Evet, yani ben... Kötü başladı, sakatlık da eklendi. Dönüyor diyorsun sen ya. O yüzden ben şimdi dönüyor ama... Ya, evet kötü oynadı ama hani sonuçta Savic dönüyor işte. Ya yani. ama şöyle mesela Paulista döndüğü zaman Beşiktaşlar oley diyor. Tabii. O Paulista çünkü gördüler iyi, iyi başladı, Kesinlikle. iyi gidiyor oyuncu, iyi oyuncu. Burada Savic çok büyük oyuncu ama... Hiç o Savic gibi oynamadı. O yüzden de Gelecek iyi mi olacak? Bu burada tabii %100 yüz beka diyorum ben. Ben de beka diyorum. Savic performansı çok hayal kırıklığı şu ana kadar. Ama işte e, normalde böyle bir oyuncu değil yani Savic. Ama bilmiyorum bakalım bu hafta. Şu açıdan avantajlı dönmesini stoperlerin. Orta sahadaki oyuncular stoper oynuyorlardı ya. Onlar orta sahaya geçme şansı buluyorlar. Orada zaten Abdullah Avcı sağ olsun orayı şişirdi ya. Orada çok oyuncu var Trabzon'da. Orta sahaya diyorsun? Evet, oralar dolu yani. Onlara gerek yok. Ya, kapat gözün tut birini al. Altı, <laughs> altı numara Trabzonspor. Dansville Ciku. Ya şimdi tercihim Ciku ama bu Densil nasıl bir oyuncu biliyor musun? Ya mesela çıkıp böyle 10 üzerinden 9'luk da oynayabilir, 1'lik de oynayabilir. Ama Ciku'yu şöyle diyebilirsin. Hata yapsa, hata da yapsa dersin ki ya hata yap. Ciku. Hani Densil ya, ya şöyle bunu derken hani böyle el bombası stoperlerden değil. Ama hani ya ben bunu tam, tam böyle oturtamadık bunu yani. 800 bin euro alırken Abdullah Avcı illa uzatın 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 dedi bunu 2 milyon 400 evet, bin euroya mı ne oluyor, evet. çıkarttırdı bunu. Ondan sonra bir düştü. Sonra dedi ki Abdurrahman Avcı gönderin bunu 3 ay sonra. Ahmet Ağol'u olan saçlarını da yoldu. Elleri hep saç doldu adamın. Ne diyorsun diye. ya bir, Sonra bir daha döndü. Bir daha şey oldu. Yani e, ben... Şaşırtıyor beni densfil Anladın mı? Yani yoksa hani her takımın isteyeceği bir oyuncu. Sol bek oynar, sol stoper evet, evet, oynar. Ama... Ee, Bu sene fena da değildi aslında. Ya, i̇şte ne olduğunu anlayamıyorum ben onu. Yani biraz Livakovic gibi yani. Anladın <laughs> mı? Ama şey diyorum yani. Ciko. Benim stoperde acaba nasıl oynar sorusu sorulmaz abi stoperde. Stoper o sana o imajı veriyorsa bugün belki de iyi oynayacak, belki de kötü. Bakalım falan. Stoper öyle bir şey değil ya. Stoper çıkacak, hep iyi oynayacak. Paulus hep iyi oynuyor. Doğru. Davison Sanchez hep iyi Sanchez oynuyor mesela. O yüzden de burada benim de tercihim Cico. Ben de Cico diyorum. Benim bu en beğendiğim 3 <laughs> stoperden biri zaten. Alexander Cico. Diye çiyoruz. Diğerine Sabek, Maleiro, Osay Samuel eşleşmesi. Ben direkt olarak Osay Samuel diyorum. Murat Güneyer. Geriyor, geriyor. Yani geriyor. Tabii çok fark var oynama süresi anlamında. Evet, uzmançı, doğru. Maç. Çok da formda yükseliyor aslında ama... Yükseliyor. E, Beni çok beğendiğim bir oyuncu o sayesinde. Bir tanesinin şeyi çok yüksek tabii. Ee, bir üç maç oynadı ligde. Hayır, e, hayır. Uzmançı. Genel bir, çok bildiğimiz performans yani o sayenin performansı. Evet, evet. O yüzden hangisi daha iyi oyuncu, hangisi daha iyi performans gösteri kısmında ben de o Barış O saye. Ben sabahki de tam böyle... Altıların üzerine çıkartamadım ama o sayi daha bir şey göstermedi zaten. Evet. Yani ha o sayı diyeceksin ki tam Fenerbahçe'nin sahibi kimi yok. Aflet açıklamasını gördün mü açtığı yayında Fenerbahçe ihanet etmem diyor kesinlikle diyor Türkiye'de Fenerbahçe'li başka bir takımda oynamam diyor. Yükseltin <laughs> <az daha gülüyor> dedi Yani az daha yükseltin diyor da ya, çok net bir söylem bu ya, spesifik bir söylem yani. Ya şöyle ben hani ben o sahi... Şey gibi mi kefen giyerim o formayı giymem. Varitsch <laughs> <laughs> öyle, <laughs> öyle ya. Yani... ben demedim diyor onu tabii bu arada biliyorsunuz yani. Ya tam sonuç itibariyle demedim diyor. Sonuç ya itibariyle. Futbol bunlar futbolda bunlar Futbolda her şey olur. Ben tabii o o tabii. şeylere çok fazla inanmıyorum. Rahmetli Selçuk Yula Galatasaray forması giydi ya. Bak bu arada ben ihanet olarak da gördüm. İyi oyuncu tabii. var bunlar. Evet. Olsun ya. İyi, iyi oyuncu. Oyuncusu. Ne oldu yani? hmm. Ocak ayında mı geldin Önye? Evet. Hı -hı. Geldi. <laughs> Performans yaptı. Lille gitti. Geldi. Bu ne ya dedik yani. Evet. Hala demek ki ayakta yedik. Doğru. O yüzden ben bazen fazla kendimi de kendime de yapayım bu eleştiriyi. Bazen fazla e, futbolculara zaman tanıyalım. Takıma alışsın. Doğru. Bir bakalım hocayla anlaşacak mı? Bazen bunu çok fazla abartıyoruz. Kendim de abartıyorum. O yüzden bir özel yapayım. Ya Bir oyuncu geldiği zaman işte Mönü örneği çok Thomas Mönü'ye çok net örnek. Adam geldi. Evet, evet, geldiği abi. anda Trabzon'a bir şey kattı. Orjin şey kattı ya bir şey kattı. Yani o yüzden belli diyor. Tek maçta belli diyor kalite, kalite. Evet kalitesi. bravo. Kalite, kalite çok önemli. O yüzden şimdi bu oyuncu şimdi 9. maça bir şey görmedik biraz, daha. Biraz, Kötü biraz demiyorum yükseliyor. Ben. Biraz üstüne koyuyor. Evet, ama yani, koyuyor da hani Trabzon büyük takım oyuncusu. Ya, evet, Trabzon seviyesi. Galatasaray'a yel erte aldı. 9 milyon avroya. Sabek. Ben hiç aç konuşayım. Son yani maç fena, son forması. maçına son maç fena değil diyorlar. Hangi o, ben savunma Okan, çok zayıf okan Hoca onu herhalde fena bu, değil dediğimiz pozisyon. Mesela ben bu çiyi orada vurdurmamıştu. Attırmamıştı yani. Okan Hoca da onu herhalde günayla Muslera'ya bir şey olursa kalede mi oynatacak? Ne yapacak? So, sağ bek alıp sola açık oynatıyor, sol bek oynatıyor, sağ bek'e koymuyor. Mesela Kaan çıktı oradan oraya koymadı. Onu aldı sol bek'e Barış'ı aldı, oraya. Evet, Barış oraya aldı Ne bunu kim aldı? Okan Hoca almadı mı bunu? Öyle biliyorum ben de interpolasyon <laughs> <laughs> Yer evet. eşleşmeye geçtik. Eren Kostik eşleşmesi. Ya ben Eren'i kimseye değişmem. Çok formda bence. Ben değişmem bu abi. arada. Ya ayakta kalan dedik ya. Uğurcan Eren var bile ayakta Eren, kalan belki. Kerem, İrfan. Bunlarda Bunlar da bunlarda biliyorsun. Bunlarda ailelerinden sonra ben gelirim ya. Yani. Kerem Aktürkoğlu. Öyle ya, bu o çocuğa <laughs> neler yaparken ben Bak, herkese tabii. Ee, sa çocuğu savunuyordum yani. O çocuğa taraftarlar, şun basın, medya, şunlar neler der. Sen Eren diyorsun. Çocuklar, Eren. Ben Kostiş diyorum. Nasıl yani? Hmm. Adam orada hayatında ilk defa oynadı ya Bodrum maçında ya. Nasıl Kostiş diyorsun ya? <laughs> Kostiş diyorum ben ya. Ya yani ben bu maçı daha fazla Kostiş'in etki edebileceğini düşünüyorum. Maça, oyuna, Fenerbahçe'ye. Ee, tam konuşuruz maçtan sonra. Benim düşüncem o yönde. Niye düşünceme saygı göstermiyorsun? Gösteriyorum canım. Abi. Ben de Eren <laughs> diyorum. Şöyle o da şundan dolayı. Bak, filip Volkan Coast Bey Diş... kıyafetini çok beğenmiş. Sağ olsun. Sevdiğimiz Filip Kostic solunda geçen hafta ilk kez oynadı. Açık verme ihtimalini önünde sen maksimenin olduğu bir düzende yüksek görüyorum savunma olarak. O yüzden e oraya içeriden Uyuncu önlem olarak... olarak, alacaktır ama Uyuncu olarak çok iyi oyuncu bence. Ofansif olarak çok iyi oynuyor. Ben maça da amca vuracak adamlardan onu, onu, biri diyorum. Onunla ne üçlü oynanır biliyor musun? Vişçe karşısında birisi vişçe tutması lazım. Bak. Savunması lazım. Bak. E. bak onunla ne üçlü oynanır biliyor musun? Kostik. Tabii canım kesinlikle. Nereden geldi Kostik? 3 5 2 Juventus. Tamam. Güven... <laughs> Arkadaşlar 127. <laughs> yılımızı kutluyoruz. Lütfen siz de kutlar mısınız? Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederiz. Nice ama, ama yönetim istifa diyorum ben. Rezalet <laughs> ya. <laughs> Diğer eşleşmeye ekranı getirelim. Eee Mendy Fret aslında pozisyon olarak tam uymasa da mecburen orta sağdaki oyuncu. Tam uymuyor. Çok formsuz Fret ya. Evet. Ama çok orada sanki da. işte Mendy Fret. de Fret. Ben de Fret diyorum. Formsuz da olsa, formsuz da olsa ben de Fret diyorum. Çünkü Fret Fret yani. Süper diye gelmiş En özel oyunculardan biri. Evet. Sen yani ben, ben Fret hayranıyım ama bu sene çok kötü. Evet. Ha Mendy'yi de orta sahada hiç izlemedik. Hep stoper i̇şte oynamak zorunda kaldı. Evet. Hani Mendy'yi de çok beğeniyorum. Ben de abi. beğeniyorum Mendili. Ama tabii hadi at başı Fred olsun. <laughs> okay Amrabat. Amrabat. Ben de Amrabat diyorum. Amrabat. E yani, Amrabat yani. Amrabat, sonuçta. Büyük, büyük oyuncu. Bir de bayağı Okay Okay sonuç 4 maçtır. Yeni biraz, beni biraz evet. hayal kırıklığına uğradı. İyi başladı. Çok iyi, iyi başladı bence. Başladığı gibi değil. Hafif bir düşüş yaşıyor doğru söylüyorsun. Ya belki başka yerlerden çocuklara yardım gelmiyor yani Trabzonspor. Şimdi tut oturamadı bir türlü yani. Olmadı yani bir türlü. Bu kadro yapısıyla da alakalı Ben yani. bu hafta sahaya çıkacağı bu muhtemel 11 çıkarsa bu merak çıkar. ediyorum ben. Yani Denswil, evet. Savic. Yok yok bu çıkar ya. Ben belki, belki bak belki diyorum şeyde o stoperde Savic hazır mı değil mi hmm. orada biraz belki şey yapabilir. <laughs> dışında kadro bu olur herhalde. Muhammed Çam, Şimanski ekranda istatistikler. Ben, ben Jaja'ya benziyor dediler, yok Alex'le şeyin kardeşi dediler. Iı, Talişkar'ın karışımı dediler. Ama yetenekli dediler, oyuncu barışı var aslında. Yetenekli. Yani. Videolarını izle acayip yetenekli. Sıkıntı bir ne yani. biliyor musun bu çocukta? Sıkıntı, Sıkıntı bu çocuk çok ortada kaldı. Geç kaldı. Sezon başı hazırlıklarında tam yoktu. Geç geldi. O yüzden e, yani Trabzonspor'da hiçbir şey oturmadı gibi bu çocuk da oturmadı. Yoksa yetenekli bir oyuncu. Yani ben e, daha hazır olduğu için hani çünkü hani Çam'da şu ana kadar bir maça dokunmadı ama e, faydalı olarak evet skorer değil ama e, Şimanski'yi yine at başı Şimanski diyorum ben. Ben de Şimanski diyorum. Enteresan burada işte formsuzun açıklayan istatistik 16'da 3 şut başarısı Şimanski bu sezon. Hmm. 16 şut, 3 kez başarılı olmuş şut. Başarıdan kastım da herhalde gol değil zaten. Golü yok bu arada anahtar pası olarak da Muhammed Çam'ın maç sayısı evet. daha az olmasına rağmen daha fazla anahtar pas yaptığını görüyoruz. Şimdi ya tüm eleştirilere rağmen niye üretmiyor deme rağmen Şimanski? Evet, ya öbürü yani şöyle haksızlık olur yani öbürü tabii, tabii. hani bize bir şey daha Katılıyor. sunmadı. Yani. Evet evet. Hani hissettiriyor evet ama henüz bir şey sunmadı henüz. Günlerinde olurlarsa izlediğimizde keyif alacağımız iki tane futbolcunun karşı karşıya geldiği bir eşleşme vakeme ile Alen San Maximen. İki tane her an sonucu değiştirebilecek potansiyele sahip, yeteneğe sahip oyuncu grubu. Oyuncu isimleri. Ama Vakime mesela şu ana kadar hiçbir şey sunmadı. Aynen katılıyorum. Max, ben San Maksimen diyorum. Maksimen diyorum ben de. Yani 3 sene önceki Vakime'yi alıp da buraya onun önünde koyamayız yani. Olmaz o. Ee, henüz bize bir şey getirip de e, çıkma. Bir Kayseri maçında bir böyle içeri doğru attığı paslar pas var. Yani maçı hani e, o kurtardı diyebiliriz ama hani öyle alıp da bir maçı sunmadı. Yani öbürü şimdi birkaç tane Fenerbahçe'ye maç aldı. Yani Kasımpaşa maçı olsun şu bu yani ah, diğer maçlar etki etti yani. Ya, üç sene önceki... E... Vakame'nin yanına yaklaşacak adam yoktu. Tabii. 3 sene tabii. önce. Yani adam yoktu yani. Hiç yürüyerek adam geçiyordu. Şampiyonlukta inanılmaz büyük payı vardı. Bu sene öyle bir şey yapmıyor. Öbürkü enteresan oyuncu abi. Öbürkü De yani formül grafiği yükseliyor. Değişik değişik bir oyuncu. Bak öbürünü sızılması zor bir oyuncu ama çok Bu, da bir yandan da o yeteneğe mesela o yeteneğe daha fazla bir şey yapması lazım gibi gözüküyor bir yandan. Da. Yani daha, daha, daha fazla oyuna bir oyuncu. yakın bir oyuncu. Ölüyayım. Evet, evet. Arkadaşlar bakın öbürünü şeyi Maksimen'i nesriyle seyredin. Nesriyle oynadığı zaman oynasın yavaş yavaş göreceksiniz niye. Alan bulacak. Şimdi adam hayır adam şimdi evet alandan gidiyor diyorlar ki çekiyor ediyor. Niye çekiyor ediyor? Çünkü Ceko daha taksiyi yeni çağırdı. E, taksiye soruyor. Beşteşe gider misin? Ceye gidi adam diyor tamam. Taksiye biniyor, taksi geliyor. O çocuk Ceko'nun taksisi gelene kadar bu yana çekiyor, o yana çekiyor, bir daha içeri çekiyor. Birini atacak bunu da bakıyor ki Ceko'nun taksisi gelmiyor, trafik var, vuruyor kaleye. E şimdi Nesri öyle değil. Nesri santrofor yani genç, baskıya gelen, giden, koşan, oralara giden. Ki o zaman seyredeceksin onu. Çocuğa haksızlık yapıyorlar. Maksim. Yine iki kaliteli isim karşı karşıya geliyor. Bir evet. diğer kanada geçiyoruz. Edin Vişça, Dušan Tadić yine günlerinde olduklarında, formda olduklarında X net hücumda fark yaratan oyuncular ama ama çok büyük Edin Vişcan'ın da çok ciddi bir düşüş içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir rakam şey var ya. Gol o asiste 1-8, bakısa... 1-2. Yani sırf skora, skora katkıya baksan çok ciddi tadış üstünü. Ben tadış derim. Ben de tadış istiyorum. Çünkü niye? Hani o yazılanlara baktığında, etki etmeye baktığında... Anahtar pası bakacak. E, yani bak bu arada e, Türk futbol tarihinin en önemli yıldızlarından bir tanesi yazmış. Sağ olsun. Kim? Ali Nail Durmuş. Aa, ee, çok selamlar. Der, klas oyuncuydu. Çok başka bir oyuncuydu. Bursa Spafner O bant ona çok yakışırdı. Çok. E, yani... Golünü hatırlıyorum biliyor musun? Fenerbahçe'de. <laughs> evet. Avrupa Kupası ön eleme maçıydı. Evet. Kimdi rakip? Hatalim da? mıydı? mi? Yok yok Makedonya takımıydı sanki. Olabilir. Ali Nail hocam yaz hangi takımdı? <laughs> de hocam bildiğim kadarıyla Kütahya Spor'u çalıştırdı. <laughs> evet hocam antrenörlük de yapıyor. Tabii. Çok iyi futbolcuydu. Gerçekten. Ee, tabii ben onu 5-1'lik kupa maçında e, hatırlıyorum. Trabzon-Bursa kupa finalinde. <laughs> Bülent Yavuz'a demişti ki hocam bari taç ver bize ya. Bir tane taç ver. <gülüyor> <gülüyor> evet. Büyük kaptandan alıp. 3-0 rövanş değil mi? Evet. 3-0 rövanş. <laughs> şeyde çok Ali Nail Hoca yani Bursa'daki performansı Turan, Turan atmış Azerbaycan'ın. Bursa'daki performansı Turan Bursa'daki evet. performans çok güçlüydü ya. Çok, çok klas bir oyuncuydu. Yani. O maçı nerede seyrettim biliyor musun? Nerede? Bursa'da bir kahvehanede seyrettim ben o maçı. Hangi? 5-1'lik maçı mı? Yok şey o. Kur'an maçı. O maçı evet. Evet. Evet orada biraz sanki Sakarya mafyasına yenildi. Fenerbahçe'de biraz orada. <laughs> <laughs> hep öyle derler ya. Tuşan Tadiç dedik. Fırat Güneyer. Tadiç Tadiç. çok klas bir oyuncu. Viska bu maçta çok faydalı bir oyuncu. Edin Vişcan'ın bir, bir skora skora etki rakamlara... düşünüyorum. Skor katkısı evet. bu maçta bence bulunacak. Şu rakamlara bakınca da hani Tadiç'i yok sayamayız. Abi. Yani dediğim gibi hani zor bir... Ee, e... <laughs> Ali Nail Hoca diyor ki 5 1lik maç zor maçtı hafızamdan silmeye çalışıyorum yıllardır. <laughs> ee, yani Tadiç ben. De. Son eşleşmemiz senin alanın burası var şurdu seven. Santriforlar. Banza en Yıllardır en diyorsun. Geldi işte en nesiri. <laughs> çok bence çok düşünecek bir şey de değil yani. Kariyeri, gücü vesaire. Tam burada baş iyi başlama ya iyi başlama derken hoca çok fazla şans vermedi ama e, Cekon'un da zaten normalde önünde. Bu tutturursa büyük oyuncu ya. Tuttur ya. Yani tut, şu an kadar evet daha isteklerini yapamadı ama tutturursa büyük oyuncu abi. Gol beklentisi Banza 278 attığı gol 4. nesiri gol beklentisi 4 69 attığı gol 2. Yani beklentilerin üstüne çıkmış bazı beklentilerin altında kalmış. Ennesiri <laughs> istatistik olarak söylüyorum sadece. Barış Uğur seven. Çok zor bir seçim. Şimdi biz Nesri Nesri diyoruz ama şimdi öbürü Ayakta çok... kalan isimler demiştik ki biri de oydu bak unuttum şimdi hakkını yemeyeyim. Banza. Evet işte onun... Uğurcan Eren Banza. Banza. Ben, ben söyledim. Şimdi e, ama biz Banza'yı yok sayıyoruz yani Nesri 20 milyona falan geldi ama onun çıkışı 25 Tabii. milyon yani Tabii. o o büyük oyuncu bak. Büyük, yani büyük oyuncu. Büyük oyuncu. He, iyi yani, oyuncu. iyi oyuncu. İyi oyuncu. Bu çok zor bir seçim ben kafam çok karışık bununla yani. Henüz böyle bir... Ben de çok zorlanıyorum çok ama... Zorlanıyorum ben bunda. Hani ama işte o gol beklentisi diyorsun şu bu falan ama ben Banza'nın böyle bir takımda dört gol atması da çok değerli. Sen daha yakınsın yani sanki oraya şu an. Ben anda. şöyle bunda da at başı Banza diyorum şu anda. Ben de çok kritik hani, Yusuf Ennesiri diyorum ben de. Evet. Ama Banza'yı ben çok beğeniyorum. Ama sizi tabii Ennesiri çizgisine getirmek çok önemli. Yani Ennesiri <laughs> de... Bu kıyamı unutmasın yani. Bunlar da Cekocu. Bunlar da Cekocu. Cekocu bu. Tabii sizin başka niyetleriniz var Ceko konusunda da. Tıpkı Altay'ı yıllarca burada şey yaptığınız gibi. Ne yaptı? Bilmiyorum, bilmiyorum. İşte. Altay'a tebrikler. Leicester maçında oynadı. İyi de performans Gol herhalde. Gol yemedi mi? Tebrik ediyorsun. Ne alakası var? İyi performans, kurtarışlar yaptı. Ya i̇ki gol yiyen adam nasıl iyi performans <laughs> gösteriyor? Dört gol attı Manchester United. Tamam. <gülüyor> e? İki gol yedi kendi sahasında. Nasıl performans? her şey kaleciye gidiyorsun yani değil mi? Şey yaptı diye. Iki, pardon 5-2 bu arada. 4-2 değilmiş 5-2'ymiş. Düzelteyim. Altı o zaman altı. tahmin kısmına geçelim. Evet. Barış Yurdu seven tahminini alalım. Vallahi ben ben iddiaya girdim arkadaş. İddiaya girdin, evet. Ben 1-0 Trabzonspor kazanacak diyorum. İddiaya girdim yani. Köfte ekmeğine iddiaya girdim. Yani diğer bir ifadeyle Fenerbahçe maçta gol atamaz diyorsun. 1-0 kazanacak. Benim içimden yani maçı kafamda e, ee, yaşadım. E, 1-0. 1-0. 0 diyorum. Fırat Güneyer. Ee, 3-1 Fenerbahçe'li diyorum ben. Ya 3-1 ya 4-1. 3-1 veya 4-1 diyorum. Hı. Ben Fenerbahçe'nin 2-1 kazanacağını tahmin ediyorum. Allah Allah. <laughs> bir şey Niye? diyeceğim Veli. Geçen hafta... Bir şey diyeceğim. Bilmedim mi ben? Ya skoru tutturmadım da kazanacağını söyledim ya Geçen hafta. Çift tuvaletle çıkacak dedim. Kazanacak dedim. Söyledim. Evet. Böyle yani genelde hani bu şeyi nasıl kırdın diye soracaktım yani. Bu ara bu ara şey diyebiliyorsun ya. Berabere bitmez diyebiliyorsun yani. <laughs> ya ne alakası var ya? <laughs> Beraberlik de 3 ihtimalden bir tanesi sonuçta ya öyle değil evet. mi? Onda seçme şansımız var. Ama ben bu maçta Trabzon'un gerçekten çok direneceğini, mücadele edeceğini düşünüyorum ama yani Fenerbahçe kaliteli oyuncu sayısının daha fazla olmasıyla 2-1. Abi bir de Fenerbahçe yenemezse bir... ne oluyor lig? bak. Vallahi yani o yüzden o yüzden Galatasaray kazanıyor. 7'ye berabere kaldı değil mi? 7'ye düşüyor ama maç sayısı eşitleniyor. 7 puan 10. haftada 7 puan Tabii. falan çok korkunç bir hiç hayal et Fenerbahçe'den Tabii. hayal etmediği bir şey. O yüzden ben Fenerbahçe'nin ona izin vereceğim. Fenerbahçe bir şekilde kazanır maçı. Bir şekil nasıl olur? Zor, hayır, hayır, şöyle. <laughs> Abi ne oluyor ya? Zop <laughs> bir şekil Bir şekilde kazan derken veri diyor işte iki falan ben bir ben şekilde bir derken yani. çok kötü oynasa da kötü oynasa da klas ayaklarıyla kazanır. Ben Ama ben, ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. 3-1-4-1 diyorum. Hmm. Peki teşekkür ediyoruz. Bitir. Ee, şöyle dediğim gibi Ali Nail hocamın çok selamları var. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyor. Yorumlarımızı beğeniyor. Ya böylesine Türk futboluna iz Sağ bırakan olsun. bir kişiden bunları duymak çok önemli. Ben bu ligde kaderi osimen transferinin değiştirdiğini e, düşünüyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Hmm. Yani e, Fenerbahçe yönetiminin oradaki hatası, Ossimen ilk teklif edildi. Ve Galatasaray'da Erden Timur gibi güçlü bir figür ayrıldıktan sonra yeni gelen ekibin buraya nokta atışı yapması... Çok değerliydi ve ligin kaderini değiştirmiştir. Ee, onu söylemeyi unuttum. Rize Sporlu basın mensubu arkadaşlar. Rizeliler Sivas'ta e, bizi izliyorlar. Onlara e, buradan e, selam gönderiyorum. Enver Bey Alanya Spor Yöneticisi bizi izliyor. Ersan Akbal kardeşim e, ameliyat oldu. E, kendisine geçmiş olsun geçmiş dileyelim. Bir... Ve son olarak da Konya'da bir kardeşim var. O da Mustafa Tekin kardeşime de çok selamlar. Çok selamlar Konya'ya da. Yaptık. Teşekkür ediyoruz. Ve Gelecek Bu hafta. reaksiyonu da çok beğendiğimizi söyleyelim. Pasiona'ya <laughs> desteğimiz tam. <laughs> Fırat Güner ve Barış Vurdu sevenle karşınızdaydık. Tamam. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.